Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bir cuma buluşmalarında da bir aradayız. Allah'a hamd ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Özellikle Abdullah Çiftçi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizler kırma davetimize icabet ettiler. Şeref verdiler. İnşallah bugün Abdullah Çiftçi Bey, Abdurrahman Bey ile beraber 21. yüzyıl dijital dünyası ve Türkiye konulu sunumunu gerçekleştirecekler. Bir saat kadar sizin sunumunuzu dinliyoruz üstad. Daha sonra soru cevaplara geçiyoruz. Öyle bir yaklaşımımız var. Bizim Mavera Vakfı'nın biliyorsunuz çalışmalarını şu anda sosyal medyada da Facebook'ta, Periscope'da, Twitter'da canlı yayınlıyoruz. Eğer sosyal medyalarınız varsa paylaşırsanız memnun oluruz. Daha sonra da bunu Mavera.com'dan canlı olarak kayıtları dinliyoruz, izliyoruz. Tabii Mavera'nın ayrıca çarşambaları da biliyorsunuz çalışmalar oluyor. Çarşamba misafirimiz Mehmet Akif Can Bey olacak. Bakara suresini işlemeye devam edecek. Haftaya bugünkü misafirimiz de Savaş Şafak Barkçın beyefendi olacak. O beyefendi kendimiz olmak üzerine isimli bir sunum olacak. İnşallah haftaya bugün de Savaş Şafak Barkçın Bey'i izleyeceğiz. Biliyorsunuz bayanlara yönelik her cuma günü 11'de başlayan Rahime Hanım ve Arzu Melek Hanım'ın sunduğu fıkıh ve tefsir çalışmaları var. Bu çerçevede de bayanlara yönelik bir çalışmamız devam ediyor. Biz tekraren geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Abdullah Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sosyal medyada üstad hemen paylaşırsanız bu çok şey olur. Memnun oluruz. Gelemeyenler izlenmiş olur. Abdurrahman Bey'i de buraya davet ediyoruz. Buyur üstad. Sizi beraberce izliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet. Selamünaleyküm. Abdullah abi paylaşımları yaptıysan. Yani YouTube şeyini burada nerede mi? O şeyi yok. Link konusunda. Neyse sonradan izlerler o zaman. Çünkü evet. Kendi yapmadığı için şeyi belki Mavera Vakfı'ndan atmışlardır. Yok kendileri şuradan izleyebilirsiniz diye bir şey yok. Evet neyse. Evet dostlar ben de Üsküdarlıyım aslında Üsküdar'a uzak bir noktada değilim. Sosyal medya deyip de olayı küçültme gibi bir alışkanlığımız var. Bu işin gerçek ismi dijital bir dünya. Yeni bir dünya var. Dijital bir dünya. Kendi kuralları olan, kendi söylemleri olan ve hatta son dönem ki birazdan Abdullah Bey de üzerinde belki daha da çok duracağımız kendi para birimi olan bir dünya var. Bu dijital dünyayla alakalı bizim birilerinin yaptıklarını anlatma yerine dijital dünya ile alakalı iyi tespitler yapıp analizler yaparak tabiri caizse gardımızı ona göre almamız gerekiyor. Ve bu konuda da Türkiye'de dijital dünya üzerine belki de en etkili konuşabilecek kişilerden biri. Hatta biraz daha da iddialı olmak gerekirse bu konudaki en önemli kişilerin başında Abdullah Çiftçi geliyor. Neden? Gerçi birçoğunuz belki dijitalde, Twitter'da ve sosyal medya platformlarında takip ediyorsunuzdur. Türkiye'ye internet geldiği zaman bu internet nedir? Hadi şunu birkaç kişi bir incelesin. Nedir, ne değildir, nereden gelir, nereye gider sorusunu devlet kendine sormaya başladığı zaman bu konuda görevlendirdiği 2-3 kişiden bir tanesi de Abdullah Çiftçi'ydi. Ve tabii şu anda genelde ileriye dönük söylemleri nedeniyle hatta dün akşamki provada böyle kahin olarak da adlandırılıyor. Böyle çok ileri gidildiği zaman da bu adam kafayı sıyırdı. Bu ne bahsediyor da deniyor. Abdullah Bey dijitalle alakalı
anlatacaklar var. Biz aslında biraz karşılıklı konuşacağız. Ardından da daha doğrusu ben Abdullah Bey'in konuşmalarını biraz daha açmaya gayret edeceğim. Sonrasında da son bölümde de soru cevap kısmını gerçekleştiririz. Az önce Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi. Evet, bir dijital dünya var. Ama dijital dünyayı bilmek için ilk önce günümüz dünyasını bir okumak gerekiyor. Ve bugünün dünyasını da biraz daha geriden, böyle biraz daha geniş bir manevra alanıyla bir Abdullah Çiftçi'ye sözü bırakalım. Evet. Öncelikle teşekkür ederim Sayın Başkan, davet ettiğiniz, sizler de buraya zahmet edip geldiğiniz için. Twitter'da beni takip eden kaç kişi var burada acaba? Eyvallah, sağ olun. Ayrıca Abdurrahman'la program yapmak da başka bir keyifti. Kendisi 40'a yakın üniversitede gençlere yönelik milli heyecan, milli ruh vermesinde rol model. Ben çok değer veriyorum şahsen kendisine. Arkadaşlar biz şimdi biraz önce devletin görev verdiği derken, devletin görev verdiği değil, ilk kullanan birkaç kişiden biriyim ben. Türkiye 1. İnternet Konferansı'nın 2. 3. düzenleme komitesi üyesiyim. Sene 94-2000 arasında, yani Anadolu'da hemen hemen her ilde, sanayi odasında, ticaret odasında, sektörel derneklerde interneti anlatan konferanslar verdim. Anadolu interneti şahsından duymuştur. Yani Kayseri'den Edirne'ye, Konya'dan Mersin'e kadar çok farklı yerel yerlerde hem konferans hem de yerel TV'lere çıktım. Yani yaşayan internetin canlı tarihiyim diyebilirim. Dolayısıyla dijital dünyanın ilk günden beri içindeyiz. 93 Mayıs'ta Türkiye'ye ilk TÜBİTAK'a geldi. Ben TÜBİTAK'taydım o dönemde. Ondan önce de Bitnet kullanıyorduk biz. Yani 1988'den beri bu dünyanın içindeyim ben. Şimdi en ileriyi bilmek için en geriyi bilmek gerek. Başlangıcı bilmezseniz daha sonrayı toparlayamazsınız. Yeryüzündeki mücadelenin kaynağını bilmemiz gerekiyor. Şimdi buraya çok baktım ben, Mavera Vakfı'nın davet ettiğine. Çok böyle güzü de güzel insanlar davet etmiş. Birçok farklı kişileri dinlemişsinizdir. Yapacağım konuşmada temel şey, beynimizdeki algoritmayı biraz değiştirmemiz lazım bizim. Ben şimdi çocukluğumda hocaya gitmiştim 7 yaşında. Hocanın bir nar değneği vardı, böyle uzun. Bir tane vurdu suratıma. Ve o günden sonra gitmedim. Hocanın değneğini çalıp kaçtım. Yani şimdi Anadolu'da hepimizin farklı şehirlerden büyüdüğü bir şey var. Tarihi değerler, hikayeler, öykülerle büyüdük. Algoritmamız hep tarihte kaldı. Şimdi hak ve batıl mücadelesi diyoruz ya. Dolayısıyla batıl pragmatist, materyalist düşünüyor. Günü düşünüyor, geleceği hesap ediyor. Biz dünde kaldık genel olarak da. Yani bizim uzmanlarımız, hocalarımız hep tarihten ders veriyor. Dolayısıyla hemen ölecekmiş gibi ahiret için. Bu tarafında problem yok. Çok dinliyoruz. Hiç ölmeyecekmiş dünya için dediğimizde burada problem var. Ben ikinci kısımdan başlayacağım size. Birinci kısmı zaten dinleyeceğiniz mekanizma çok. Bugünkü dünya istihbarat ve güvenlik üzerine kurulu. İstihbarat ve güvenlik. İstihbaratın tarihini bilmeyen, finansın tarihini bilmeyen, finansı kontrol eden ezoterik örgütlerin tarihini bilmeyen siyasal analiz yapamaz arkadaşlar. Eksik kalır. Yani şimdi bizim tarihimize bakarsak, İslam tarihinde ilk istihbaratı kullanan Peygamber Efendimiz'dir. Kendisi Müslüman olan kabilelere, 2-3 kişiye Müslüman olduğunu ilan etme diyor. İstihbarat getir diyor. Ebu Süfyan'ın devesini fiziken takip ettiriyor. Amcasına da söylüyor. Yani ondan da bilgi alıyor. Dolayısıyla istihbarat çok önemli. Yani bizim şimdi kendi tarihimizde istihbarat kavramını doğru düzgün anlayabilseydik, FETÖ'ye bakışımız daha farklı olurdu. Dünyadaki ana mücadele insan kaynağını yönlendirme mücadelesidir. Hak ve batıl çerçevesinde bizim tarihimizde hocalarımız nedir? İnsan kaynağına ayret var. İşte kul hakkına dikkat etler, değil mi?
İşte batıl tarafındaki de insanın beynine müdahil olaraktan kendi amaçlarına, kendi hedeflerine yönelik çocuklar yetiştirme, gençler yetiştirme. Şimdi dijital dünya bu işin neresinde dersek, bu işin tam, dijital dünya bu işin tam ortasında. 20. yüzyılda dünya insan kaynağını yönetmek isteyenler kendi güdümündeki cemaatleri seçtikleri cemaat görünümü altında istihbarat aparatı olarak kullandılar. Mun tarikatı 1952'de Güney Kore'de kuruldu. 1957'de lider Amerika'ya gitti. Pensilvanya'da FETÖ'nün malikanesi gibi malikanesi var. Dergileri var, okulları var, para toplama yöntemleri var. Mun tarikat liderinin atletini koklayan cennetlik sayılır. Şimdi bu öyküyü bilseydi bizimkiler FETÖ'yü daha çabuk tanırdı. Mekanizm aynı. Mun tarikat liderinin kitaplarından Hristiyanlığı ve Mun liderini çıkartın FETÖ yazın aynı şeyler. Yani iki isim var. Çıkartın FETÖ'yü yakalarsınız. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nda Lawrence'in ne yaptığını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Parayla Arapları, bir kısım Arapları ayaklandırdığını. İşte 1921'de İngiltere'de Tavistock Enstitüsü kuruluyor. Bu enstitü şu an 11 milyar dolar bütçesi var. Resmi rakam bu. Kendi sayfalarında. Ne yapar bu enstitü? Yeryüzünde hangi toprakta kim yaşar? İnancı ne? Mezhebi ne? Etnik grubu ne? Nasıl yönlendirilir üzerine çalışır? Bakın 11 milyar dolar bütçe var. Dolayısıyla bizim koskoca Milli Eğitim Teşkilatımızın bütçesi ne kadar? Yani büyüklüğü anlamak için söylüyorum. Ve batıdaki yapılanla Think Tank Enstitü laboratuvar üzerine kurulu. Ve orada tüm çalışmalar insan beynine hükmetme, insanı yönlendirme. Para kazanma işin daha sonraki şeyi. Ana şeyden bahsediyorum ben. En tepedeki parayı kurgulayandan, paranın basandan, paranın sahibinden. Şimdi biz böyle anlattığımızda biraz tuhaf gelir. FETÖ Türkiye'nin dünyanın arka planını anlamamasında Türkiye'ye büyük örnek oldu. Niye? FETÖ'nün malı var mı? Benim bir ceketim var diyor. Üstüne kayıtlı bir şey var mı? Yok. Ama bir ıslık çalsa tüm şirketler getirir. Ticaretsizliğini hemen önüne koyar mı? Koyar. Dünyada da finans yapılanması böyle bir şey. Yani şimdi 20. yüzyılda sanayi devrimiyle beraber dünya insanına yeni bir düşünce ortaya kondu. Yeni bir ideoloji. Sanayi devriminin getirdiği işveren işçi ilişkisi var. Fabrika ilişkisi var. Değil mi? Marx, Engels bunun sosyolojisini oturdu yazdı. Bak böyle böyle olacak. Bu budur. Ne dedik adına? Marksizm. Marx, Engels'in hocası kim? Türkiye'de hiç bahsetmezler. Haham Moses Hess. Yani fikrin ana kaynağı. Marx, Engels'ten hareketle bunu pratiğe döken Lenin. Annesi Yahudidir. Mao, Maliye Bakanlığı'nın adı İsrail'dir. Yine Mao'nun tüm çevresini bakın, çok detaya girmiyorum. Google'da İngilizce araştırdığınızda görürsünüz. Aynı ekip var. Che Guevara, Ariel Sharon'un halasının oğludur. Dolayısıyla şimdi araştırdığınızda bir ekibin şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Dünya insanı düşünecekse ben düşündürürüm. İnsanı başıboş bırakmaya gelmez. Yani benim verdiğim sınırda düşünecek. 20. yüzyıl sanayi devrimiyle beraber ortaya çıkan kapitalizm, Marx, komünizm dengesinde bu Hegel diyalektiğidir. Tez, antitez ve sentez. Şimdi 20. yüzyıl böyle gitti. 4 tane sanayi devrimi var. Buharlı sanayi devrimi. Birinci sanayi devrimi. Elektrikli ikinci. Bilgisayar üçüncü. Şimdi dördüncü sanayi devriminin içindeyiz. Dolayısıyla bu insanlar diyor ki Evet. Şimdi dördüncü sanayi devrimiyle beraber 21. yüzyılda artık Marksizm bitti. Kapitalizm can çekişiyor. İnsanlığa biz yeni bir düşünce koyacağız. Çünkü dördüncü sanayi devrimiyle beraber hayatımıza otonom üretim giriyor. Robotların üretimi, kendi kendine üretim. Ve yeni bir sosyalleşme, yeni bir ideoloji, yeni bir din. Bu tasarımı bu adamlar yapmışlar. Şimdi
Türkiye'de genelde bizim insanımız analiz kavramını bilmiyor. Analiz adında anlatılanlar dedikoduya giriyor. Trump onu dedi, bu bunu dedi. Niye dedi? Onun cevabı yok. Peki neyi demedi? Onun cevabı da yok. Eğer biz FETÖ'yü dedikleriyle kabul etseydik mülayim bir hoca efendi derdik değil mi? Demedikleri de ortaya çıktı sonradan. Dolayısıyla analitik aklı kullanmadan bizim günü anlama ve geleceği okuma şansımız yok. Her şeyin önemlisi bu. Biraz sonra anlatacağım dijital dünyada yeryüzünde iki şey önemli insan için. Bir, milli heyecan, milli ruh, iyi bir insan olmak, gidip ahirette hesap vermek. İkincisi de bu dünyanın imarı ve mücadele. Şimdi mücadele içinde Avrupa'nın, Batı'nın arka planını bilmeden oradaki aklın kabiliyetlerini, yeteneklerini, tarihini, yaptıklarını bilmeden gol yeriz. Bir şeye başlarsak. 1492'den sonraki tarih çok iyi bilinmeli. 1776 Amerikan Bağımsızlık Mücadelesi, bize öyle anlatıyorlar değil mi? Okuyun lütfen Bağımsızlık Mücadelesi'nde ne yazıyor? İngilizlere hitaben, ey İngiliz kralı bizi soydun soğana çevirdin diyor. Türkçesi bu. Defol git diyor. Onu yazdıranlar Almanlar ve Fransızlar. 1789 da onun cevabıdır. Fransız ihtilali diye biliyoruz ya. Ey Fransız kralı hadi bakayım sana güle güle. Dolayısıyla bir İngiliz Alman kökenli küreselci diye tabir ettiğim devletler üstü bir aile hanedanlığının mücadelesini görüyoruz dünyada. Yani Amerika'daki taraflarla bunları okuyabiliriz. Bir tarafta Trump var. Arkasında Siyonistler var. Evangelikler var. Protestanlığın bir kolu. Katolikler var. Beyaz Amerikalılar var. Irkçılar var. Amerika'daki Alman nüfusu yaklaşık Amerika'nın Türkiye Büyükelçiliği'ndeki web sitesine göre 62,5 milyon. Alman kökenliler. Trump'ın oy aldığı yerlere bakın. Alman kökenliler var. Şimdi Trump'ın karşısındaki dijital dünyayla alakası nedir demeyin. Tam oraya geliyorum. Trump'ın karşısında finansçılar var. Teknoloji lobisi. Yani FED, Federal Reserve, Amerikan Merkez Bankası'nın sahipleri var. Parayı basanlar var. Ve bunlar diyor ki artık biz 20. yüzyılda kapitalizmle Amerika'ya verdiğimiz rol kapatıyoruz. Yeni bir kurgu yapıyoruz. Dijital uygarlık dönemi. San Francisco'daki Silikon Vadisi'nin yatırımları bu adamların. Ve Amerika'daki mücadele kapitalizm, küreselizm mücadelesi. Yani bir taraf evet kapitalizmin ulus devlet modeli bitti. Artık devletler üstü küresel bir dünya var. Tek dil, tek din, tek devlet gibi söylemleri var. Bunları zaten biliyorsunuz. Bunun için yeni bir finans sistemi, yeni bir para birimi, yeni bir din, yeni bir dil, yeni bir ticaret şekli gibi belirledikleri konseptler var. Trump da diyor ki ekibi, kardeşim biz Hristiyan alakamız var, aile yapımızı bozuyorsunuz diyor. Devlet yapımızı bozuyorsunuz. Biz ulus devlet olaraktan 20. yüzyılda bayağı iyiydik. Amerika her şeye hakim. Amerikan doları dünyanın rezerv parası, bu kalsın diyor. Yani mücadelede kim kimleri doğru oturtmadan yapılan analizi eksik kalır. Şimdi Amerika böyle yaptı diyor. Ya Amerika dediğin şey Obama'nın Amerikası'yla Trump'ınki aynı değil. Obama küreselleşmenin temsilcisiydi. Transatlantik anlaşmasını yaptı. Transpasifik'i yaptı. İran'la nükleer anlaşma yaptı. Amerikan ordusunda eşcinselliği serbest bıraktı. Liselerde bıraktı. Trump geldi. Transpasifik iptal, transatlantik iptal, nükleer anlaşma iptal, ordudaki her şey geriye doğru gidiyor. Amerika'daki mücadele bir tarafı din kökenli Batı Romalı'nın mücadelesiyle bir tarafı pagan kökenli Batı Romalı'nın mücadelesi. İki tane ayrı mücadele var. Pagan olanlar en tepede yeni bir dünya kuruyor. Sanayi devrimi de onların eseri. Şimdi Birinci Dünya Savaşı öncesi, sonrası haritaya bakın. Google'da bulursunuz. İngiltere diyor 22 tane ülke var. Ayak basmadığı İngiliz. Biz bunu İngiliz ırkı olarak algılıyoruz.
Peki, İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika'nın ayak basmadığı ülke yok. Bakın, 150 ülke. 1000 civarında üs, 350 bin asker. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler'de olan, hatta öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'da var. Bu ne İngiliz ırkına ait, ne de Amerikan ulus devletine ait. Bu gücün şu an Çin merkezi yeniden dağılacağını göreceğiz. Bunlar devletler üstü. 1789'dan sonra özellikle ulus devletlerin içini boşaltan başka bir mekanizma. Mesela şimdi Soros'un Açık Toplum Vakfı var değil mi? Yani insan, özgürlük, hukuk diyor ama direkt olarak da devletleri ezoterik örgütler üzerinden ele geçiriyorlar. Örneğin FETÖ. Bunu ne dediğini normal şartlarda anlatmaya çalışsak ya koskoca devleti nasıl ele geçirirler değil mi? Bizim ordumuzda 200 tane general yaklaşık binlerce subay, emniyetçi, yargıcı, yani toplumun her kesimi kas sistemiyle bir tapınak yapılanma şekli. Yani şimdi Batı'nın arka planındaki devlet yapısı bu şekilde. Batı'da herhangi bir milletvekili düz milletvekili değildir. Genellikle. Yani FETÖ'nün 5000 tane bilim adamı vardı değil mi? FETÖ bir ıslık çaldığında kimliği ve kişiliği kalır mı onların? Sen şunu yapacaksın dediğinde hepsi hizaya geçer değil mi? Dolayısıyla işte Batı'da da muhatap olduğumuz devleti doğru algılamamız lazım. Ulus devletler borçlu. Amerika 22 trilyon dolar, Japonya 11 trilyon dolar, Almanya 2,5, Fransa 2,5, İngiltere, hakeza. Yani devletler üstü bir mekanizma var. İşte dijital dünyanın kurgulayıcısı, aklı bunlar. Niye dijital dünya? Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Teknoloji gelişiyor. İyi de bir de geliştiren var. Niye onu saklıyoruz? Kim geliştiriyor? Mesela askeri teknoloji bir plan dahilinde gelişir değil mi? Askeri teknoloji. Sosyal teknoloji de öyle. Yani bir silah yapmak için hedefi koyuyor. Silah. Ne diyor? Ben bombalayacağım. Mesela eski Gürcistan Güvenlik Bakanı geçen hafta bir açıklama yaptı. Hatta bu hafta. Dedi ki Gürcistan'da Amerikalıların kurmuş olduğu laboratuvarla ilgili belgeleri yayınlıyorum dedi. Sivrisineklerin uzaktan kumandası üstünde çalışıyorlar. Virüs bulaştırıcı sivrisinekler. Şimdi yani askeri silah üstünde bu şekilde biyolojik silah üstünde çalışanlar insanı kontrol etmek için niye sosyal silah teknoloji üzerinde çalıştığını düşünmüyoruz? Dolayısıyla amaca göre geliştirilen bir teknoloji var. İlk hatırlayın Facebook, Twitter filan ilk çıktığında Türkiye'de ekranlarda uzmanlar vardı. Burası özgürlük, istediğin gibi yaz, çiz, kimse denetleyemiyor falan filan değil, değil mi? Sonra patır patır döküldü. Meğer istihbarat aparatı hepsi. Şimdi Julio Assange var, bu Ekvador Büyükelçiliği'nde saklı. Google'la diyor ben bir görüşmeye gittim diyor. Bir kitap yazdı. Google aslında sandığınız şey değil diye görüşmeye gittim. GFR'ın yani Amerika'daki dış politika şeyinin konseyinin başkan yardımcısı çıktı karşıma diyor orada. Dolayısıyla dijital dünyanın teknik yönünü ben konuşmuyorum. Burada internetten teknik olarak teknik arkadaşlar bulur. Ekonomik yönünü zaten konuşmaya gerek yok belli. Yani Facebook'un değeri belli, Twitter'ın belli. Bunun sosyolojik yönü, bizi ilgilendiren yönü. Bizim ülkemizin insan kaynağımızı nasıl etkiler? Biz nerede durmalıyız? Gibi. Gençlerin, Abdurrahman'ın vermiş olduğu konferanslardaki gençlerin hepsi dijital dünyanın gençleri değil mi? Şöyle bir şey var. Yani sanki bizim gençlerimiz böyle çok dünyadan habersiz, uzaklaşmış falan gibi şeyleri var. Yani söylesin Abdurrahman gençlerin. Vallahi tabii ben de sizin gibi Abdullah abi dinliyorum. Bunlar gerçekten çok ince nüanslar ve noktalar. Şimdi aslında ben Abdullah abi şunu sormak istiyorum. Biraz daha belki basit olacak ama bizim oradan bir yürümemiz lazım. Bu Facebook, işte Twitter gibi veyahut da şu son dönemde yaş ortalaması 50'nin üzerinde olan insanların birçoğunun bilmediği ama özellikle gençlerin cirit attığı platformlar var. Çok basit bir şey söyleyeyim size. Yine sosyal yani telefonda bir uygulama var.
bir yarışma düzenliyorlar. Aynı anda 500 bin insan online oraya katılıyor. Gençlerin hepsi bunlara katılıyor. Şimdi hani bunda işte bilgi yarışmasıdır, şudur budur tarzı şeylerde. Yani şu bizim şunu hani bunları inkar ederek veya kızarak benim babamın tabiriyle benim babam hafız, ilkokul mezunu bir adam. 90'lı yıllarda Rize'de bir dağ köyünde televizyon izleyip o dönemin enkırmenlerini hatırlarsınız. Böyle Reha Muhtar tarzı enkırmenler. İşte sonrasında Uğur Dündar'da onu gördük. Camiye giden çocuklara söylenen sözleri de. Babam onlar televizyonları izler. O bütün değerlerine, bütün inançlarına küfreden televizyonlara daha sonradan ezan okunmaya başlanınca da özür diliyorum Allah belanızı versin deyip namaza giderdiler bizimkiler. Yani bir alternatif üretme, gençleri veyahut da evlatlarımızı bu yönde geliştirme konusunda biz biraz geride kaldık. Ve bu sosyal medya bir şeyleri de inkar ederek olmuyor. Yani bu sosyal medyanın biz Facebook'u bütün gençler hatta biraz ilgilenenler bildiği şey şudur. Zuckerberg diye iki tane bir eleman var. Üniversitede okuyorlar. Harçlıklarını çıkarmak için bir şey yapıyorlar. Ve milyonlarca, milyarlarca insan bunları takip ediyor. Bu iş o kadar basit bir iş değil. Biz o Facebook, Google çalışmasını bir soracağız. Ama gençleri sordu. Ben gençler konusunda şöyle söyleyeyim. Haziran ayı öncesinde tek başıma 2,5 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde 37 üniversitede gençlerle konferansta bir araya geldim. Bizim abilerimizin hatta bizim dahi ortak söylemimiz şudur. Yeni nesil apolitik gelen, hiçbir şeyle ilgilenmeyen, sosyal medyada işte cirit atan, başı boş gençler diye adlandırıyoruz. Zaten maça 7-0 yenik başlatıyoruz onları. Şunu çok samimi olarak söyleyeyim. 37 üniversitede şunu gördüm. Öyle gençlerimiz var ki konulara hakim, dünyayı takip edebilen, geçmişe kalmamış, sadece geçmişi güzel dinlemiş, öğrenmiş ama geleceğe dönük fikirleri olan o kadar güzel gençlerimiz var. Sadece bunların sayıları biraz az. Yani 10 tane küffar adına mücadele eden veyahut da küffarın ağında olan genç varsa karşısında sağlam donanımlı bir tane genç var. Hani bir klasik bir söz vardı ya işte muhlama yiyen Nutella yiyeni döver diye öyle bir kevs vardı. Arkadaşlar o bir tane imanlı milli ve manevi şuura sahip genç o 10 tane apolitik gelen veyahut da birinin ağında, birilerinin ağında olan gençlere yetebilecek donanımda biraz sayı az ama gençler yeni dönemde umut vadeden bir şekilde geliyorlar. Ama sadece bu konuda bizim yeni dünya ile alakalı, dijital ile alakalı biraz bir şeyler onlara aktarmamız gerekiyor. Yine bir sözdür. Yine Karadeniz'de çok kullanılır. Yani ne korsan çanağına o gelir kaşığına. Biz gençlerin çanağına bir şeyler koymamız lazım ki kaşıklarına da onlar gelsin. Onun için dijital dünya ile alakalı Abdullah abi çok farklı terimler belki de hiç duymadığımız isimleri bütünleştiriyor. En biraz sonra soracağım. İyi tamam bunları öğrendik. Yani kimin kimle nasıl aşık attığını veyahut da kimlerin ne planı var. Bazen Abdullah abi dinlediğim zaman bütün gardım düşüyor. Öyle bir dünya anlatıyor bize ki ya biz o dünyada yok olup gideriz diye. Şimdi birazdan onu da soracağım. Hani tamam biz bunun üzerine neler yapabiliriz soracağım ama öncesinde şu dijital devlerle alakalı yani şu anda kitleri sürükleyen bu yapılanmanın da biraz arka background'unu merak ediyoruz. Öncesinde Facebook'tan başlayabiliriz abi. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ne dedik? 20. yüzyılda dünya insan kaynağını farklı seçtikleri Hristiyanlıkta işte Opisteyi işte Mun tarikatı Güney Kore'de eski Ahmediler Hindistan'da işte FETÖ Türkiye'de yani Napolyon Mısır'a çıkıyor. Benim adım Ali Bonaparte diyor. Müslüman oldum diyor. Takıyor Mısır'ı peşine. Sonra İngiliz Osmanlılar, İngiliz Hindistan'dan Osmanlılar buradan harekete geçince kaçıyor.
Hitler, benim adım Haydar Hitler diyor, Müslüman oldum diyor. Bayağı bir kişiyi topluyor. Stalin yine Müslümanları kandırıyor. Berlin'e ilk bayrağı diken Abdülvahap Dağıstanlıdır. Yani şu İkinci Dünya Savaşı'nda. Dolayısıyla biz Müslümanlar hakikaten iyi niyetliyiz. Yani kul hakkını bildiğimiz için genelde toplum olarak da gol yediğimiz yer de tam burası. İşte dünya insan kaynağını 20. yüzyılda yönetenler 21. yüzyılda artık sanal şeyhler oluşturuyorlar. FETÖ gibi yapılara değil. Çünkü FETÖ bir istihbarat aparatı. FETÖ üstünden Osmanlı'nın hatırını kullanaraktan Türkiye'den önce Afro-Avrasya'ya gidip Osmanlı Türk olarak biz geldik diyorlar. FETÖ üstünden Türklerin hatırını kullanaraktan istihbarat ağ kurdular. Çocuk devşiriyorlar Afrika'dan. Yani şimdi işte dijital dünya dünya insan kaynağını yönetmeye yönelik kurgulanan, geliştirilen bir dizi projeden oluşuyor. Bunun ekonomik, teknolojik yönü ayrı bir şey. Şimdi biz karşı mıyız? Hayır. Bıçak doktorun elinde tedavi eder, katilin elinde öldürür. Biz insan olarak da teknolojinin ürünü tanırız. O ürünü yöneten, üreten, icat eden aklı da tanımamız lazım. Çünkü Türkiye'de teknoloji anlatılırken dijital dünya ürün anlatılıyor. Uzman diye çıkanlar bak böyle bir robot çıkmış diyor. Herkes alkışlıyor. Ya o ürün. Sen ürünü anlatıyorsun. Uzman diyenler teknolojinin teknik kılavuzu, kullanım kılavuzunu konuşuyor. Bunlar daha aşağıdaki adamlar. Bir araba tamircisi gibi düşünün. Arabanın toplum üstündeki sosyolojik etkisi nedir? Araba ya da silah, işte tüfek çıktı, mertlik bozuldu falan gibi tarihimizde sözler var. İşte biz de dijital dünyayı, arkada kim var, ne istiyorlar? Bu tarafını da konuşmamız lazım. Bakın ne diyorum? Ekonomik yönü ayrı, teknik yönü ayrı. Bu kurgunun arkasındaki akıl kim? Şimdi bahsettiğim devletler üstü mekanizmada, şirketlerden oluşan yapıda yaptıkları her işe kendi imzasını atarlar. Örnek vereyim. Tubelkain. Facebook'un amblemi Tubelkain'in amblemidir. Bakın bu sağdaki Tubelkain, soldaki Facebook. Amblemi Tubelkain kimdir? Tarihte ilk Mason diye bilinir. Girdiğiniz zaman görürsünüz. Yani bu benim diyor. İmzasını atıyor. Örnek vereyim. Benim de merak ettiğim bir tane daha logo var. Gmail'in logosu. İşte Masonların kullanmış olduğu şeyler. Şimdi kameraya da tutabiliriz. Hatta ben tutayım istersen abi. Şöyle yapayım. Şurada. Yani Gmail'e zaten Google'a girip Gmail yazarsanız amblemi anlamını bunlar çıkar. Dolayısıyla mesela Google'u yeni duyduk değil mi biz? Örnek vereyim. Evet. Şimdi kusura bakmayın. Ben bu evet. Google Book ismi 1913 yılında yazılmış. Kitabın ismi. Kitabın içinden bir resim göstereyim ben size. Şimdi şöyle sorabilirsiniz. Biz bunları zaten Google'dan buluyoruz. Ama bu şu demek değil arkadaşlar. Saklı gizli bir şey yok. Karşımızda kim var? Bunu tanımadan bize ne vaat ettiklerini anlayamayız. Nereye yürüldüğümüzü. Şimdi bu nedenle teknolojinin yeni ama ilk başta ne dedim? En eskiyi bilmeden, en geriyi bilmeden en ileriyi anlayamayız diye. Şimdi kim bu adamlar?
Kur'an'da iki tane farklı ayet var. Birebir mealini söylemiyorum. Bir, Hazreti Belkıs'ın tahtını kim getirir? Hazreti Süleyman'la ilgili. İşte cinlerin reisi sohbet bitene kadar, ama ilim verdiğimiz kulumuz diyor, göz açıp kapayıncaya kadar ki bu nedir? Ledün ilmidir. Rahmani akılın üstünde nasip edilen. Bir de Harut Marut melekleri var. Bazıları büyü ve sihir öğrendi diyor. Mücadelenin kaynağı burası aslında. Batı'da demokrasiyle yönetilen, organize eden devletlerin, ulus devletlerin aklını bahsetmiyorum. Onun üstündeki mekanizma büyücüdür. Google'un kelime anlamı büyücüdür. Kökenine gidin 1697'de. Bunu ben söylemiyorum. Yani gidin Google'da açıktır zaten. Google Google diye şarkı var. Girdiğiniz zaman. Şimdi buralara geçiyorum. Burada. Geçme, bir tane daha söyleyeyim. Evet. Az burada çok gençler var. Bu semboller üzerinden şimdi Facebook'la alakalı, işte Gmail'le alakalı, Google'la alakalı, bir tanesi de Hollywood'dur. Yıllarca bir, yani dünyanın dört bir tarafına Amerika'nın o üst aklının gücünü aktarmıştır. Hollywood kelime anlamı kutsal ağaç demektir. Kutsal ağaç dediğimiz şey Hollywood, kutsal ağaç. Ve kutsal ağaçta belki Harry Potter'ı izleyenler vardır. Harry Potter'da pagan büyücülerinin kullandığı asanın ismidir Hollywood. Yani bu semboller, bu isimler öyle rastgele seçilmiş, aa bu çok güzel duruyor veyahut da bunun şekli çok güzel oldu diye ortaya çıkan ve şu anda dünyayı etkileyen şeyler değil. Hepsinin altında bir sihir, bir büyü ve bir anlam mutlaka var. Şimdi 2000'li yıllara kadar, 90'ların sonuna kadar Hollywood'da aşk filmi, aile filmi, polisiye film çevre değil mi? 2000'den sonra dünya insanı başka bir şeye hazırlanıyor. Yani bilim kurgu filmleri, uzaylı filmleri filan. Şimdi bunun senaryosunu yazacak normal bir senarist zaten olmaz. Çünkü orada çok ciddi teknik bilgiler var. Hollywood üstünden dünya insanı hazırlanıyor. Şimdi artık burada dijital dünya burada kullanılıyor. Amerika'da Trump ve arkasındaki o Siyonist, evangelist, akıl dedim ya, bunlar onlar değil. Büyücü olan karşı taraf. Mesela Ekonomist dergisinin kapağı her yıl yayınlanır. Orada bu yıl şunlar olacak anlamına gelen semboller vardı. Biz de televizyonda da yorumluyoruz. Hangi bilime göre bu sembolleri açıklayacağız? Çünkü bilimsel değil. Bu başka bir şey. Şimdi genelde dünya üniversitelerinin sahipleri bunlar. Yani insanı pozitif bilme yönlendiren ve onun dışında hiçbir şeyi kabul etmeyen ama kendileri büyüyle yol bulan. Mesela FETÖ'nün öğrenci yurtlarında sabah namazı filan öncesinde kaldırıp dua ettiriyorlar ya. Kabalizmin şeyidir o. 100.000 uygulamasıdır. Aynı anda dua ettiriyorlar, sonra onu toparlıyor, tersine çeviriyor. Dolayısıyla dijital dünyada bu yüzyılda Julie Asin için yine bir cümle vardı geçen hafta. Son özgür kitle biziz diyor. Özgür insanlar biziz diyor. Bizden sonrakilerde artık özgür insandan bahsetmem mümkün değil diyor. Neden? Çünkü dijital dünyanın içine doğan çocuk Facebook, Twitter, Instagram, telefondaysa hepsi birbirine entegre. Mesela siz buradan söyleyin, anne eve geliyorum, bana efendim içli köfte yapın deyin. Telefonla annenizle konuşun. Size bir dakika sonra Google'dan içli köfte reklamı gelir. Telefon hattının hangisinin olduğu önemi yok. Entegre bir dünya var. Buradan sakın şey yapmayın. Yani o biz neyin içine düştük falan değil. Dünya böyle ama dediğim gibi nasıl kullanırsanız ona hizmet eder. Hatırlayın bakayım, sosyal medyanın ilk çıktığında bambaşkaydı. 15 Temmuz'da bambaşka bir rol aldı değil mi sosyal medya? Sosyal medyadan örgütlendi, organize oldu, insanlar sokaklara indi. Devletine, milletine, ülkesine sahip çıktı. Şimdi bu yüzyılda blockchain diye bir kavram var. Teknoloji. Bu teknolojiyi bilmeden ne ekonomik, ne siyasal, ne askeri hiçbir yorum yapılan yorumlar eksik kalır. Blockchain. Türkiye henüz daha bu kavramı bilmiyor. Bu kavram ne demek? Şimdi yeryüzünde zemin nedir? Toprak. Her şey toprak üstünde ve toprak altında. Blockchain de dijital
dünyanın toprağı. Yeni bir teknoloji. Yeni derken biz yeni duyuyoruz ama 30 yıldır üstünde çalışılmış. Kripto para, yani Bitcoin, sanayi ağı, nasıl ki sanayi ağı deyince tek bir yağ var zannediyoruz değil mi? Yani ilk o yağ olduğu için. Hı. Bitcoin denince sanki kripto paradır o. 1500 civarında para var şu an. Kripto para blockchain olmadan olmaz. 1988'de ekonomist kapağı, Google'dan girerseniz bulursunuz. 1988. Ben size onunla bunu çok gösterdim ama bu önemli bir şey. Bir kere daha göstereyim. Şimdi bu kapakta bakın bir kuş var. Kuşun göğsünde dijital para ablemi var. Kuşun ayaklarının altında dolar var. Dolar yanıyor. Tarih 1988. Ne zaman duydunuz kripto paraları? 2 yıl oldu değil mi? Hı hı. Ne diyor? Kağıt nakiti yakacağım diyor. Bakın, ve küllerimizden doğacağız. Doların üstünden. Bu kuş Phoenix kuşudur. Simök kuşudur. Bizde abu hayat kuşudur. Her mitolojide farklı anlamı var. Bunların kendi mitolojisinde küllerimizden doğacağız diyor. Ama doları yakarak doğacağız diyor. Bakın şu an. Şimdi gösteriyorum ekranda. Bunun bilimsel bir anlamı var mı? Hayır. Bunu eğer bu adamların kendi ilmini anlamadan bunu okuyamazsınız. Şeyde Londra Olimpiyatları 2012. Girin bakın. Kapanışı işte bu kuşlaydı. Çünkü semboldür. Dolayısıyla okültizm denir buna. Kendi arasında numaroloji, sembolizm ayrı ayrı. Karşınızdaki insanlar sembollerle hareket ediyorlar. Damgasını sembollerle vuruyorlar. Şimdi dijital dünyada da blockchain internet kadar önemli bir teknoloji. Anlamı şu. Mesela bu Mavera Vakfı'nın kayıtlarını bilgisayar burada tutuyor değil mi? Bir de ID vardır. Diyelim ikisine de Allah göstermesin bir şey oldu. Gitti kayıtlar. Devletler de böyledir. Blockchain yeni bir hukuk sistemi, yeni bir kayıt sistemi. Farklı kıtalarda binlerce bilgisayara giriyor aynı kayıt ve değiştirilemiyor. Yani diyelim ki Abdurrahman bir söz söyledi. Bu söz bana aittir diye ilk blockchain'e girdiğinde patent onu olmuş oluyor. Şimdi biz notere gidiyoruz Türkiye'de değil mi? Diyoruz ki biz bunu yaptık. Noter ne yapıyor? Tasdik diyor. Bu yapmıştı, tarih atıyor. Blockchain evrensel noter. Dünya çapında. Dolayısıyla blockchain'i nereden buluyorlar? Diyorlar ki bunlar, biz çok devlet kurduk. Sümerlerden, Asurlardan, Babililerden, Roma'dan ama yıkıldı. Yıkılma nedeninin blockchain'de Romalı, Bizanslı general mantığı var. Zaten yazıyorlar bunu. Bak Türkiye'de konuşulmuyor bu ama Bizanslı general mantığını hatırlayın. Nedir? İhanet eden general. Bizim içimizde ihanetçiler çıkıyor ve biz de yıkılıyoruz diyor. Mesela Malazgirt Savaşı'nda Uzlar ve peçenekler saf değiştirdiği için Sultan Alparslan öyle anlatılır değil mi tarihte? İşte Bizanslı general problemi yine altında Türkler var sonuçta. Yani blockchain'de öyle bir şey kuracağız ki diyor bize kimse ihanet edemesin. Ve kayıt değiştirilemesin diyor. Şimdi blockchain üstü, şimdi bu cep telefonu, akıllı cep telefonu olmadan biz Facebook, YouTube, efendim Instagram kullanamıyorduk değil mi? Blockchain olmadan kripto para olmaz. İşte blockchain küreselleşmenin teknolojisi diyorum. Yeni dünya devletinin zemini blockchain. Yani senin Allah insanın fıtratını yaratmış. Yani bellidir, kadındır, erkektir, işte gençtir. Şimdi blok ve toprağa basar. Dijital uygarlıkta da sen topraktan ayağını çek, dijital dünyaya gel. Biz sana mutlu değilsen, biz seni mutlu edecek, artırılmış gerçekliklerle başka dünyaya taşıyalım diyor. Yani beyne ne sahte ne gerçek, kimsenin ayırt edemeyeceği bir dünyaya doğru insanlığı topluyor. Büyük kırsaldan şehre doğru göçün temelinde de bu var. Yani 21. yüzyıl 4. sanayi devrimiyle dijital uygarlıkta smart şehir dediği akıllı şehir, mega şehirler,
lojistik şehirler diye bir konsept geliştirmiş bunlar. Şimdi en önemli şey insan beynine hükmetmek. Bakın. Yani insanı hakikati aramasını engellemek. Beyine hükmederekten. Şimdi dijital uygarlıkla blockchain'de anlamadığınız için bu sene Davos sonrası bir medyaya haber düştü. Uygulanmış pasaport. Onaylanmış pasaport. Pardon. Ne demek bu? Diyor ki şimdi siz kripto para Bitcoin'le alıp satmak için büyük çaplı uluslararası kendinizi videoya çekiyorsunuz. Kendi sanal cüzdanınızın numarasını da veriyorsunuz. Sisteme kaydınızı yaptırdınız. Artık yüz tanıma sisteminden sizi tanıyor sistem. Eğer diyor uygulanmış pasaport, onaylanmış pasaportla kullanmak istiyorsan müracaatını yap diyor. Nasıl ki LinkedIn ya da Twitter kullanmak için müracaat ediyorsun. Evrak dolduruyorsun. Sana otomatik onay geliyor değil mi? Müracaatını yaptın. Artık diyor pasaporta gerek yok diyor. Bizim 3. havalanında da öyle bir şey yer açılıyor şu an. Dünyada başladı. Giderken ekran kamera tanıyor. O Abdurrahman hoş geldin diyor sistem. Pasaport sormuyor. Geçip gidiyor dünya şeylerine. Eğer oradan yararlanıyorsa. Peki ulus devletle vatandaş arasında en önemli şey neydi? Pasaport değil mi? Aidiyet. Ne oldu? Pasaport gitti. Artık evrensel. 2. Devletle vatandaş arasında en önemli şey ne? Para. Para da kripto oldu. Şimdi bir 15 milyar TL para gitti kripto paralara Türkiye'de. Yaklaşık. Ulus devletle vatandaş arasında para kavramı da gidiyor. Üçüncüsü altın niye değerli? Az olduğu için değil mi? Şimdi sen diyor bir insana yaratma sıfatını veriyorum diyor. Burada. Haşa. Sen diyor bir araya gel bir şey değerdir de sanal altın olsun. Bitcoin'i sanal altın olarak tanımlıyorlar. Yani bu yüzyılda teknolojiyle küreselleşme adı altında Unix tek tip insan yetiştirmeye yönelik ve dijital dünyayı eğitim amaçlı kullanan bir akıl var karşımızda. Dolayısıyla bu aklı tanımadan mücadele edemeyiz. Şimdi blockchain'i lütfen çok iyi anlamaya çalışalım. Blockchain'i anlamadan neler olduğunu, olacağını anlamayız. Bu yüzyılın en büyük projesi bir kuşak bir yol projesi, ticaret projesi. Yani Çin'den başlayan bir proje var. Ama yatırım Çinlilerin değil. City of London sermayesi. Yani yine New York sermayesi. San Francisco'daki Silikon Vadisi'ndeki şirketler aynı zamanda Çin'deki uzantılar olan şirketler. İşte 4. sanayi devriminin altyapısı bir kuşak bir yol. Çünkü robotlar yani Çin endüstriyel atölye. Yani beyin know-how geliştirme merkezi Batı ama endüstri atölyesi de Çin. Doğal olaraktan yeni kurguda Amerika yıpranmıştı. Yani dincilik yükseldi kendi Hristiyan şeyi, kanunlar şey, dünyada algısı kötü. Ne yapayım? Dünya ben bir nefes aldıracağım diyor. Şu an yeni bir proje kuruyor. Burada da dijital dünyaya hoş geldiniz diyor. Yeni dinin şeyi transhümanizmi ilan edecekleri din. Yakında çok daha iyi duyarsınız bunu. Çünkü Marksizmi insanlar ne zaman duydu? Marx ortaya attı. Sonradan duydu değil mi? İşte bu da aynen böyle aynı ekip tarafından. Dedeleri onu geliştiriyor. Torunları da bunu geliştiriyor. Mekanizma aynı. Dünya insan düşünecekse ben düşündürürüm diyor. Şimdi bizim burada Google'un 5 tane projesini örnek vereyim ben size. Ne dediğimi anlamak için bu teknoloji geliştirenler sadece para için yapmıyor bunu. Yani parayla işleri yok. Para zaten bizim diyor. Dünyanın insana hükmetme temelinde. Şimdi Google'da bir robot projesi var. Yani şu an benim paylaşımlarımdan takip edenler bilir. Sentetik kasta dahil artık insan gibi görünür robotu yaptılar. İki beyin projesi var. Brain projesi. Ben de insanın hafızasına robotu aktarırım. Diyelim Abdurrahman burada. Robot Abdurrahman Ankara'da. Üçüncüsü gözlük projesi. Glass. Abdurrahman'ın gördüğünü bulut sisteme depo ederse robota da verebilir mi? Verebilir. Yani ona görürse onu görür. Dördüncüsü biz dijital dünya kuruyoruz ama diyor herhangi bir lider çıkar. Biz bu işte yokuz der. İnternetin fişini çeker.
Onun için Google üstünden, Facebook üstünden gökyüzüne balon projesi var. Google'un Loon projesi. Ücretsiz internet verecekler. Önümüzdeki süreçte. Dünyanın her tarafına. İlk Porto Rico'da başladılar. İnternet vermeye. Yani dijital dünyanın zemini ne dedim? İnternet, blockchain teknolojisi. Dolayısıyla şimdi buradaki şey şu. Bu insanların inancında bizde Muhittin Arabi Hazretleri'nin vahdedi vücut anlayışı var. Sonra İmam-ı Rabbani diyor ki vahdedi vücut değil, vahdedi şuhuttur diyor. Ben o değilim, ondanım. Bizim kendi İslam tefekküründen. Bu insanlar her şey bir diyor. Ama aynı şey değil. Kendi felsefelerinde. Her şey bir nedir? Nesnelerin interneti diyoruz ya. 5G nesnelerin interneti. 5G ile beraber singularity kavramı giriyor kavramımız hayatımıza. O şu demektir. Bu dijital platform. Bu insanın ürettiği bir şey. İnsan vücudu biyolojik platform. Bu da fiziksel platform. 3 tane platform var. 3'ü birleşirse ne olur? Her şey bir olur. Singularity'de. Nasıl birleşecek? Biyometrik çiple birleşir. İnsan derisinin altına biyometrik çip takarsanız eğer ne olur? Hem biyolojik, hem fizik, hem dijital platform birleşir. Peki, bunun insana menfaatlerini anlatıyorlar. Avustralya hükümeti kampanya başladı. Sizi üstün insan yapalım, biyometrik çip takalım. Çin'de başladı. Avrupa'da, Amerika'da takacaklar herkese. Hastanelerde direkt. Muhtemelen birçok yerde uygulama başladı. Bu çip iyi mi? Evet. Sağlık açısından iyi, doğru. Yani dijital doktor. Terör açısından belki korur. Ama söylemedikleri bir şey var. Bu çip insana halüsinasyon gösterebilir. Kalbini durdurabilir. Peki ne oluyor? Doğumu ve ölümü ben kontrol edeceğim diyor. Azrail'in fonksiyonu bende. Gen bankaları kuruyorum. Doğumu da ben şey yapacağım. İnsan fıtratı nedir? Bizim okullarda okutuluyor. Cinsiyet eşitliği teorisi var. Bizde deneme olarak okutuluyor da batıda yaygınlaştı. Kadın İki kadın evlerine sahile, iki erkek evlerine sahile diyor. Kadın erkek eşitliği değil bu. Ve kaynağı belli, nereden çıktı? Dünyaya neyi empoze edildi? İnsan fıtratını, aile yapısını değiştirmeye yönelik dijital kurgu endeksli projeler. Dolayısıyla dijital dünyanın arkasındaki akıl bu yüzyılda, 21. yüzyılda ben dünya insan kaynağına hakim olacağım. Onun için dijital dünyayı eğitim amaçlı kullanan bir mekanizma var. Justin'ı bir İstanbul'a geldiğinde sokaklar neredeyse durmuştu o çocuklardan. 12-13 yaş çocuklar. Takipçisi 100 milyondan fazla Katy Perry var. Efendim Lady Gaga var. Selena Gomez var. John Hopkins Üniversitesi özel yetenekli gençler programından geçme. Bu idoller. Sanal şeyh diyorum ben bunlara. Bizim anladığımız anlamda değil de. Dolayısıyla 20. yüzyıl insan kaynağında hocalar vardı. Bunların kendine göre hoca dediği. Artık dijital dünya var. Dijital dünyada sosyal medyadan örnek vereyim. Bir ülkenin, bir şehrin, bir şehirdeki bir ilçenin, bir ilçedeki bir mahallenin, bir mahalledeki bir evin, bir evdeki bir bireyin gündemini biliyor. Arka planda istatistik analiz programları var bunların. Siber istihbarat dediğimiz olay bu zaten. Artık İstanbul'da bugün bu gece en çok hangi kelimenin konuştuğunu analizle biliyorlar. Dolayısıyla o kelime, o kelimeden hareketle sahte hesaplar üstünden operasyon çekiyorlar millete. Yani Erdoğan resimli hesapta açar, Atatürk resimli hesapta açar, başka bir de hesapta açar. Kaşıyor milleti, sinir bozuyor, asap bozuyor. Hele de bir mahalli problem varsa bunun üstüne gidip öfkeyi neye dönüştürüyor? İsyana ve sokağa sürebiliyorlar. Bunu Gezi Parkı'nda bir test ettiler Türkiye'de. Hong Kong'da, Brezilya'da, Turuncu Devrimlerinde bu bir şeyle bu bir test edildi. Dolayısıyla eğer aşağıdaki gelen genç, mücadelemiz bu. Abdurrahman'ın verdiği konferansları, yaptığı çalışmaları, videoları ben önemsiyorum. Neden? Çünkü sosyal medyayı, dünya gençliğini ortak bir noktada kendi kültürel anlayışına göre eğiten bir akıl var. Ben senin gencini kapacağım diyor. Biz de şimdi buna karşı Abdurrahman da ayrı bir mücadele veriyor.
anlatıyor sistemi. Dolayısıyla sosyal medya bir eğitim alanı. Kim için? O da kullanıma hizmet ediyor ama bu insanlar gençlerin beynine öyle bir format atayım ki diyor. Artık bir daha kim ne derse desin. Şimdi mesela sosyal medyada benimle ilgili Beyaz TV'de şu amblemleri tanıttık. Ondan sonra kafa bulucu, güya deli deyici bir kampanya başlattılar. Ben baktım kim başlattı diye, kesinlikle yerli bir şey değil. Şimdi orada 1,5 milyon takipçili hesaplara parayla onu yayınlattırıyorlar. Ekran görüntüsü. Aşağıda bir sürü genç kendince kafa buluyor. Teknolojiden ne anlar, oradan ne anlar filan. Onlardan merak ettim. 8-10 tanesine yazdım. Benim sayfamı inceledin mi? Yok. Gir incele bakayım. İnceleyince şey olanlar özür diledi. Ya biz tanımıyorduk filan gibisinden. Çünkü doğru ne, yanlış ne, hiçbir önemi yok. Algıyla yönetiyorlar. Algı. Yani sosyal medya sürecini yöneten bir bu konuda uzmanlaşmış siber bir ekip var. 2015 yılında CIA yeniden yapılandı medyaya düşen habere göre. Artık bilgi kaynağı problemimiz yok diyor. Bilgi var. Onu analiz edecek analiste ihtiyacımız var diyor. %75 analistlerden oluşan yeni bir şey yaptı. Analiz nedir arkadaşlar? Ondan sonra soru cevaba geçelim. Bakın. Türkiye'de ekranlara bakın. Ana haberde dinlediğiniz haberin üstünde ve ötesinde laf söyleyen bir iki kişi var. Efendim Trump Birleşmiş Milletler'de onu dedi. Şöyle elbise giydi. O da şuna şunu dedi. Bu da onun dedikodu bunlar ya. Yani şimdi mesela Birleşmiş Milletler'de Trump ne dedi? Ben küreselciliğe karşıyım. İdeolojiye dedi değil mi? Buyurun var. Bizi takip edenler biliyor. Trump seçilmeden önce bu ekibin ulus devletçi olduğunu, din kökenli olduğunu ve küreselcilerle mücadelesi olduğunu, seçildiklerinde kendilerini Batur'a kabul edip tüm dünyaya ateş edeceklerini, küresel mekanizma STK'lar üstünden gidiyor. BM, NATO, yani dünyada ne kadar sivil toplum kuruluşu varsa FIFA'dan tut, organizasyonel yapısı ulusüstü bu güçlere ait. Yani hakimiyet orada. Bunlardan mümkünse çıkacağını, bak Dünya Ticaret Örgütü'nden çıkmak istiyor. Bunları yazdık. Niye yazdık bunları? Çünkü tarafları tanıyorsun. Şimdi şurada bir kedi var. Şurada bir ciğer var. Kasap da burada duruyor. Kasap içeriye gittiğinde ne olur? O kedi o ciğeri alır. Dolayısıyla dünyada karşı tarafı bilmezseniz analizlerde dedikodu yaparsınız. Mesela şimdi bu suyu örnek görüyorum. Döktüm. Şurada bir priz varsa ne olur? Yangın çıkar. Allah göstermesin. Hücum olur mu? Kapıya olur. Burada bir sıkışma olur mu? Olur. Ve o arada doktor devreye girer, sağlık, polis girer, itfaiye girer, aileler girer. Doktor işe gelmemişse, bak ikinci kategoriye geçtim, yakalanır. Ya işmiş yok, hastaması da benim işim var, tüyüm derse yakalanır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kademeye kadar ben burada analiz yapabilirim. Değil mi? Bu gaybi bilmek mi? Hayır. Şimdi bizim analizlerde ya falcı mısın diyor sen. Aynen bunun, bunun falcılıkla ne alakası var? İşte Batı analitik düşünüyor. Olabilecek şeyleri peşiyle yapıyor. Bizim şimdi filmler var, organize işler filan. Bir filmin senaryosunu yazan kişi oturup A'dan Z'ye her şeyi yazıyor mu? Baştan filmin sonunu biliyor değil mi? İşte dünyadaki organize akıl da birçok şeyde organize çalışıyor. Bize de düşen Rahmani akıl, o şeytani aklı yener diyeceğiz. Çünkü karşındaki insana baktığında sahneler bazında 3 aşağı 5 yukarı kim olduğu, ne düşündüğü ayan beyan ortada zaten. Bana eğer kişileri kendi söylemleriyle tanımaya kalkarsa kapı yutarız. Çünkü benim yanıma niye geldi? Kandırmaya mı geldi beni? Arka planı ne? Dolayısıyla konu ne olursa olsun, neden, niçin, nasıl ve niye? Sorulan sormamız gerekiyor. Tarihteki olaylara da öyle. 1492'den sonra özellikle Engizasyon, 1492 Amerika'nın keşfi, 1492'de Avrupa'ya yayılış, o hikayeyi bugüne kadar eğer ipin ucunu kesintisiz getirirsek, hakikaten çünkü bizim öyle bir yerimiz var ki şu an Türk milleti olarak da, Anadolu insanı olarak da,
selamun aleyküm diyerek Tanzanya'ya kadar gidiyoruz. Doğu Türkistan'a kadar Türkçe konuşarak gidiyoruz. İşte blockchain dediğim dijital dünyada önemli fırsatlar önümüzde. Reel dünyada yapamadıklarımızı burada bambaşka sonuç alabiliriz. Temel şey analiz etmemiz lazım. Bir kere daha diyorum. Benim bu konuşmamdan sonra lütfen ekranlara bir bakın. Önce ana haberleri dinleyin. Şu anda o ekranlarda tartışanlara bir bakın. Ana haberin üstünde hiçbir laf yok. Analiz yok çünkü. Hikaye var. Yani şimdi Doğu Akdeniz'de mücadele ne dediğinde dini yönü ayrı, ideolojik yönü ayrı, ekonomik yönü ayrı, etnik güç yönü ayrı, harita paylaşımı ayrı. Hepsini ayrı ayrı analiz edebilmek için neye gidiyoruz? Paranın tarihi, finans düzeninin tarihi yani aynı. Ezoterik örgütlerin tarihi, din tarihi. Mesela şimdi en çok Siyonizm diyoruz değil mi? Onu da özellikle şunu ayırmak lazım. Bu küreselciler Siyonistlere köylü olarak bakar. Ne diyor İsrail? Vaat edilmiş topraklar, Nil, Fırat arası bizim diyor değil mi? Diğer taraf dünya bizim, ya bırakın bu işleri diyor. Zaten ele geçireceğiz diyor yani. Tüm dünya bizim, siz neyle uğraşıyorsunuz diyor. Yani Soros Netanyahu ile kapışıyor mesela. Dolayısıyla her şeyi Siyonizme ya da her şeyi nerede haşlılar burada mesela bu mücadelede? Vatikan nerede? Vatikan en büyük banka, kara paracı. 1506'dan beri Vatikan'a kim bekler? İsviçre şövalyeleri bekler. Kim bunlar? Tapınakçıdır. Vatikan'ın işini 300 yıl önce bitirmiş bu adamlar. Biz hayalet düşmanlara saldırmayalım. Yani oturup en dibi yeniden analiz ettiğimizde başka bir tablo göreceğiz. Mesela bundan 10 yıl önce FETÖ ile ilgili FETÖ Ergenekon balyoz operasyonu yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Medya ne veriyordu o zaman? Batı medyası, Türk yargısı yapıyor diyor değil mi? İyi de yani FETÖ örgütü yapıyor. Koyun üstüne, koyun postuna bürünmüş kurt filan hikayeleri var ya işte. Aynı yapılanma, biz FETÖ'den Allah aşkına kurtulacağız. Ama Avrupa Amerika'nın kurtulması çok zor. Çünkü bizde 40 yıldır var, orada 300 yıldır var oturmuş yapı. Halk orada dünyadan habersiz. Trump bir tweet atmıştı. Medyanın %96'sı bize karşı diye. Analiz edemiyorlar. Mesela bize Trump mı çakıyor dolarda? Trump Fed'e diyor ki ya yükseltmeyin faizi diyor. Bu bizim zararımıza diyor. Yani kim kimdir anlamadan neler olacağını bilemeyiz. Şu an oturup hakikaten sıkı bir düşündüğünüz zaman gelecek bir yıl içinde, iki yıl içinde neler olabileceğini Rahmani bir akıl %90 üç aşağı beş yukarı yakalar. İnsan kaynaklı ne olabileceğini. Ama şimdi olaylarda iki şey var. Bir, burada Üsküdar'da birinin bir iş yapması, bir olay yapması, bir eylem çıkartması mahallidir bu. Çözülür. Tatlıya bağlanır. Kan davası yine mahallidir. Tatlıya bağlanır. Şehirdeki. Ama yabancı istihbarat varsa ve uluslararası boyuta taşınırsa o farklı oluyor. Dolayısıyla şimdi dünya 7 milyar değil mi? Oho, bir sürü insan, bir sürü fikir mi var? Örnek vereyim. FETÖ 150 ülkede var değil mi? Bir sürü insan, bir sürü asker, bir sürü şey. Bir kere daha söyleyeyim. Bir ıslık çaldığında ne yapar FETÖ? Hepsi izaya geçer. Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devlet yapısına gelelim. Kılıçdaroğlu istemeden biri vekil olabilir mi? Hayır. Bahçeli istemeden? Hayır. Reis istemeden? Hayır. Şimdi mecliste kanunları çıkartmada, yönlendirmede devleti Bahçeli ve Başkan Erdoğan beraber gidiyor değil mi? Ne oldu 80 milyonun iradesi? Seçti onları. Dünyada da böyle bu işler. Yani 80 milyonun üstünden insanları münferit yaptıkları şeyler evrensel düzeyde ya da ülke çapında bir şey etkilemez. Mesela Silikon Vadisi'nde ben gittim bir şirket kurdum. 50 milyon para kazandım. Serbest. Bunlar küçük işler. 100 milyon da kazanabilirsin. 500 de kazanabilirsin. Üstüne yani burada dünya insan kaynağını yönetmeye çalışan bir aklın ürettiği teknolojiden bahsediyorum. Mesela WhatsApp'ın kurucusu dün bir açıklama yaptı. Dedi ki Facebook'a sattıktan sonra müşterilerimin gizliliğini sattım. Ağlıyorum diyor aklıma geldikçe. Bahsettiğim şey bu zaten. Julian Assange'dan bahsettim. Yine Edward Snowden
Rusya'ya kaçtı. Eski NSA çalışanı. Onun açıklamaları var. Dolayısıyla fazla sözü de uzatmadan Abdurrahman'ı bırakayım ben. Ondan sonra gelecek soru ve cevaplara göre şey yaparız. Tamam. Evet. Askıda kalmasın. Şimdi soruyu soracağım ama şu beşli bir düzenleme vardı. Robot, beyin, gözlük ve LOM ücretsiz. Onun beşincisi neydi abi? Yok. Yani şimdi şöyle. Bir robot, beyin, robot. Gözlük. Gözlük. Ücretsiz. Ücretsiz internet. Yok. Onun beşincisi Google Alfabet diye bir projeleri var. Onun altında... Evet. Çok farklı şeyler var. Aslında yazı bakarsınız. Ve dil evet, dediğimiz alfabe, olay. Dünya çapında burada. Ortak bir alfabe. Hı-hı. Şimdi emoji dili dediğimiz dil de aslında biraz daha bunda. Yani artık CNN'de, hı-hı, BBC'de emoji dili alfabesi translatörleri göreve başladı. Hı-hı. Bu alfabenin tarihine baktığımızda sembollerden bahsettik ya. Bu insanlar sembollerle düşünür diye. Sümer şeylerde hep resimleri görürüz değil mi? Çizilmiş. Şimdi en ileriyi anlamak için en geriyi bilmek gerek diyorum. En geriden bilerek geldiğimizde, çünkü Hazreti Adem karşısında kim var? Secde et diyor. Şeytan. Şeytan. Yani tez Hazreti Adem, antitez şeytan. Mücadele oradan bugüne aynen birebir devam ediyor. Bir de bizde şöyle, evet, de bir algı var. Hazreti Adem bir soy ağacı formatında düşünün, devamlı açılıyor. Habil, Kabil, alta doğru gidiyoruz. Ama şeytan tek noktada duruyor diye zannediyoruz. Aslında aynı yürüyüş şeytanda da var. Yani biraz ben şöyle biraz daha yerel dile indiriyorum kendi açımdan. Bu dijital dünyadaki savaş ve şu anda muhatap olduğumuz ekonomik savaş, şahıslarla, devletlerle, topraklarla yapılan bir savaş değil. Yani buradaki yaklaşık bir saattir altını doldurmaya çalıştığı o üst akıl aslında tabiri caizse kavgası Yaradan'la. Yani en net savaş Allah'la savaşılıyor. Allah'ın, bizim bildiğimiz Yaradan'ın hangi özelliği veyahut da bizim görebildiğimiz ne varsa aslında onu yapmaya çalışıyorlar. Az önce Abdullah Çiftçi'nin değindiği, yani yeni bir nesil üretmek, yani yaratmak. Yaratmadan önce işte Yaradan'da olan ne vardı? Bizim hepimizin bildiği sağ ve sol omuzlarımızdaki melekler. Takip ediliyoruz değil mi? 24 saat. O inancımız amenna ve saddakna. 24 saat biz takip ediliyoruz Allah tarafından. Şu anda 24 saat üst aklın takip etmediğine inanan kimse var mı içinizde? O üst akıl şu anda bizi 24 saat takip ediyor mu? İşte örneği, yapay zekada herhangi bir şekilde, örneğin bilgisayarınızda bir bayan girip de çocuk maması diye bir Google'a arattığı zaman ondan sonraki 3 ay boyunca devamlı çocuk ürünleri önüne, her sayfayı açtığında önüne geliyor. Takip ediliyoruz. 24 saat. Ha bir de şöyle de bir şey var. Bu kimseyi de mesela, ben bundan korkmuyorum. Ve üniversitede de hep gençlere şunları anlatıyorum. Diyorum ki evet, saha onların. Maç da onların. Top da onların. Kural da onların. Ama Özkan Sümer geliyor aklıma. Trabzonspor'un başına başkan olduğu zaman futbolcu alacağız diyordu. O zaman da yönetimden dediler ki ya Özkan Başkan, biz ne alırsak alalım, bu İstanbul'daki üç büyükler varken biz Trabzon'da hiçbir şey yapamayız diye. Niye? Hakemler. O zaman dedi hakemleri de yenecek bir sistem kuracağız. Yani sistemi, hani bu var, engel var deyip geri gelmek yok. Onların sahasında, onların kurallarıyla, onların toplarıyla onları yenmek zorundayız. Çünkü şu anda hükmedemedikleri bizde bir nokta kaldı. Bu benim tespitim. Evet, akılla oynuyorlar. Efendim, vücudumuza çip de takabilirler. Robot şeklinde bir önümüzde bir süreç de koyabilirler. Bütün sembolleri de üst üste koyabilirler.
dokunamadıkları bir yer var. O da hissiyat dediğimiz olay. Yani o rahmani olan o hissiyat. Biz bunu nerede gördük? 15 Temmuz'da gördük onu. Tekrar tekrar 15 Temmuz'u herkesin bence analizleri 15 Temmuz'dan başlamak lazım abi. Çünkü bu operasyonları çeken insanlar refleksleri ölçüyorlar. Birçoğunuz birbirinize WhatsApp'tan şöyle mesajlar gönderiyorsunuz. Ben Abdullah abi uyarmıştı beni, aman demişti. Şu işte peygamberimizin ismine bilmem nerede bir cami yapılıyor, ona hayır demek için bilmem şu siteye gir, şuna oy ver. Hatırlıyorsunuz değil mi bu mesajları? İşte filan yerde başörtüsüyle alakalı bir şey varmış, onu engellemek için işte gir oy kullan. Yok işte filanca adamı şurada destekliyoruz. Bizim reflekslerimizi ölçüyorlar. Ve her toplumun reflekslerini ölçerek oralarda operasyonlar yapıyorlar. Turuncu devrimi öncesinde hissiyatlar, toplumun refleksleri, değerleri neye tepki veriyor? Nerede susuyorlar? Nerede hareketleniyorlar? Onlar da biliyorlardı bu topraklarda kıyametin kopacağını dahi bilsen elindeki o fidanı dik kültürüyle yetiştiğimizi biliyorlar. Onun için operasyonu bir ağacın üzerinden yaptılar. Bir yeşilin üzerinden yaptılar onu. Ama kaybettikleri, yani 15 Temmuz'da da aynı hissiyatla gittiler. Bizim değerlerimizin nelere tepki verebileceğimizi çok güzel ölçtüler. Ama bu milletin manyaklığını ölçemediler. Çünkü onun bir ölçüm birimi yok. Yani dünyadaki bütün teoristler veyahut da bütün plancılar otursalar bir milletin, bir insanın F-16'ya levye sallayabileceğini matematiksel olarak ispatlayamaz. İşte bizim burada Ali Baba'nın CEO'sunun söylediği bir şey var. Evet, robotik bir sisteme geçiyoruz. Onun için eğitim sistemimizi biraz daha hissiyata dönük, yani duyguya dönük yapılması lazım. Çünkü bu sistemin dokunamadığı yer orası. Şimdi sorulara geçelim. Soru en arkadan abiden başlayabiliriz mikrofondaki. Evet. Mikrofonu bir ayarlayalım. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Mikrofonu bir açıp teslim edelim. Rejiden lütfen. Kullanmıyordum ama bundan sonra kullanacağım. Çünkü 15 Temmuz'da saat 6'da çok açıkça 15 Temmuz olayını Abdullah Bey deklar etmişti kamuoyuna. Kaldı ki bildiğim kadarıyla 2016 yılından itibaren bu uyarıya başlamıştı. Fakat burada benim anlamadığım bir nokta var. MİT'e bir tane Kara Kuvvetleri Havacılığından bir tane binbaşı gidiyor. Diyor ki saat diyor işte şu saatlerde MİT müsteşarı müsaade emreye tabi olacak. Yani kaçırılacak falan filan diyor. Ya bu kadar net bir bilgi varken çok önemli bir noktaya değiniyorsunuz. Veri analizi. Yani bir herhalde bir MİT müsteşarı fidye alınması amacıyla kaçırılmaz. Bunun açılımları var. Daha çok makro olaylara gebe bir açılım olduğunu neden anlayamadılar? İkinci sorum şu. Halk Bankası'ndan başlayan, sonra Vakıf Katılım Bankası'nda devam eden, Akbank'ta da keza devam eden bir olay vardı. Şimdi olay ne? Üçüncü parti yazılımından ana sisteme aktarılan Bloomberg kaynaklı kur bilgisinin yanlış ve hatalı olmasından kaynaklanan bir veriyi 4.72 olarak Halkbank deklar etti internet bankacılığından. Ya siz çok iyi bilirsiniz kanımca. 100 satırlık bir algoritmayla bir teyit algoritması yazılır. Bu yanlış hatalı sistem teyit algoritmasıyla engellenir. Ama başka bir şey var. Şimdi bütün bu kamu kurum ve kuruluşlarındaki veri tabanları Oracle veri tabanı. Oracle kimin, hangi ülkenin? Amerika'nın. Yine çok iyi bilirsiniz. Merkezi karargâh Utah'ta olan NCA, Üst İstihbarat Örgütü. Bütün bu bilişim devleriyle çok girift bağlantıları var. Acaba diyorum arka kapıdan bir manipülasyon mu oldu? Bu konuda hiç kamuoyunda bir bilgi alamadık. Ya da milli ve yerli yazılım konusunda Türkiye'de ne yapılıyor? Yani şeytanı tanıyoruz. Şeytanın ne olduğunu biliyoruz. Amerika, İsrail. Biraz başkalarına da söz hakkı vermek için soruyu kısaltırsanız. Bitirdim bu kadar. Evet. İki. Yani son sorudan başlarsak şu son bankalar üzerinden dijital ortamda çekilen bir operasyon var. Bununla alakalı bir
kamuoyun doyurucu bir açıklama olmadı. Sadece bir üstün körü bir özür, o gece hesapların donduruldu ile alakalı bir açıklama yapıldı, geçildi. Bu ikinci soru bu. Bununla alakalı. Hayır, şimdi çok teşekkür ederim. Bu şey bir soru. Zaten Twitter'da bunu sürekli geçmişte yazdık. Son Sayın Cumhurbaşkanımız da siber güvenliği sağlayamayan ülkeler özgür olamaz dedi. Şimdi işin özü aslında burada. Şimdi FETÖ Türkiye'nin insan kaynağını yönetmek için kurgulanan bir mekanizma, istihbarata çevirmek, yani fitne oluşturmak, para toplamak, devleti savaşmadan yıkmak, virüs yani şey yapan, öncelikle bilgi işlem alanlarına yöneldiler. Ve birçok yazılım hala FETÖ'den kalma yazılım. Yani o bahsetmiş olduğunuz Oracle olması önemli değil. Ona kendi uygulamamızı geliştirebiliriz ama bu devletin şu geçirmiş olduğu badirede başka bir yerde olsaydı darmadağın olurdu. Gene şükür ki böyle güzel bir millet var. Yani bu hemen hadi olacak bir şey değil. Bu bir süreçtir. Bak, Cumhurbaşkanı'nın sözüyle beraber başka bir şeye atladık. Daha önceden böyle bir cümle kullanan yoktu şeyde. Dolayısıyla kamu kurumlarında, yazılım alanında eskiden çalışan FETÖ'cüler bundan sonra da sabotajlar yapma potansiyeline sahip. Bunun da devletin ben bildiğini düşünüyorum. Gerekli önlemi almışlardı, almaya çalışacak. Mesela bizim borsada hakeza bir duraklama oldu birkaç gün önce. 2012 yılında borsanın yazılımını yapan çalışanlar bir şekilde görevden gönderiliyor. Milli yazılımdı. O dönemde FETÖ'cüler bu iş başına geliyor. 10 milyon dolara, yani 500 bin dolarlık yazılımı 10 milyon dolara Amerika'dan alıyor. Sistemi tamamen kontrolünde. Devlet hızlı bir şekilde yazılım sektörünü ele atıp hangi yazılımlar FETÖ döneminde yazıldı, hangi yazılımlarda FETÖ elemanları vardı diye check etmesi lazım. Burada devleti eleştirmek, devlet kim ki? Devlet biziz işte, milletiz. Yani iyi niyetimizden kaynaklı birçok problemleri yaşıyoruz. Ama şu an neyi öğrendik? Yani kurumsal yapıların sağlamlığını, istihbaratın önemini öğrendik. Ondan önce bizim savaş uçaklarımız gidiyor, dağ taşı bombalıyor diyorduk. Niye? PKK olayında böyle bir algımız var değil mi? Baktık ki pilotlar hep FETÖ'cü. Yani askerler FETÖ'cü. Emiri verenler, pilot derken yani generaller FETÖ'cü. Ve şu an ordumuz da Allah'a şükür yenileniyor, nefes alıyor yeniden. Başarı oranı çok yüksek. İşte aynı şekilde bürokraside de kritik noktalarda da FETÖ etkinliğinin tam bittiğini ben söylemiyorum. Bu biraz daha zaman alacağını düşünüyorum. Şimdi teknikte devam edeceğiz. Birinci soruda bu 15 Temmuz'da alakalı o istihbari konuda sadece şöyle bir durum da var. Bunu şöyle 15 Temmuz'la alakalı, yani 15 Temmuz'u anlamak için sadece işte bir kanalı izlemek veyahut da tek noktalardan, yani bir iki noktadan bilgi almak çok sağlıklı değil. Biraz daha geniş yelpazede hareket etmek gerekiyor. Bazı şeyler de konuşulamıyor. Örneğin şöyle bir şey söyleyeyim. 15 Temmuz'dan önceki 3 ay içerisinde 86 asılsız var. Bu bizim biraz daha klasik Anadolu'da çobanın evinin yanması mevzusudur. 5 kere yanıyor, milleti davet çağırıyor. 6.da gerçekten yanınca da kimse gelmiyor. Yani burada yine de bakın, evet, vatandaş sokağa çıktı. Biz o gece hep sokaktaydık, köprüdeydik. İşte yakın olduğumuz için kimisi Büyükşehir'in önünde, kimisi Ankara'da. Herkes sokaktaydı ama bizimkisi işin görünen boyutuydu. Asıl bir mücadele de askeriyenin içinde var. Sabaha kadar devam eden ve kimin kim olduğunu, hani karanlıkta tabiri caizse samanlıkta burada iğne aranıyordu. Çünkü bir odaya giriyorsunuz, kapıyı açıyorsunuz. O dönemi çok iyi takip etmek gerekiyor. Bütün mütalaları iyi okumak lazım. Açtığınız kapıda içerideki adam bir başkasının kafasına silahı dayamış ve bu FETÖ'cüdür, bunu tuttum diyor. Ama bir sonrakinde o silahı dayayanın da FETÖ'cü olduğu anlaşılıyor. Yani böyle çok girift bir ilişki vardı ve orada da çok ciddi mücadele vardı. Tabii bazı şeyler de alenen açıklanıp söylenemiyor. Ama saat 4.30'dan itibaren Hakan Fidan'la beraber mitin başlayan bir serüveni var.
Hani ama dediğim gibi öncesinde çok sayıda asılsız ihbar nedeniyle hani bir de darbeden bahsediyoruz. Bugün Türkiye'nin MIT'in başındaki adamın bir olaya darbe diyebilmesi için elinde çok güçlü verilerin olması lazım. Çünkü bir toplumu bir yere sürüklüyorsunuz. O nedenle yani oradaki bir zafiyetten ziyade öncesindeki algıyı çok güzel yönettiler. Evet, iki, oradayız. Buyurun sizdeyiz. Ben mikrofon mu? Diğeriyle hareket edelim. Tamam daha açıldı. Çok özür açıldı. Dilerim. Evet. Süleyman Kocatepe. Ben bu bir kuşak bir yolla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Bildiğim kadarıyla 2013 yılında Çin bunu teklif etti. Ama 2013 yılından beri böyle bir sanki sümen altı edildiği hiç yani piyasada duyulmuyor. Bir şey yapılıyor mu el altından veya yapılamıyor mu? Yapılamıyorsa niye yapılamıyor? Yapılıyorsa bizim bilmediğimiz bir şeyler var mı? Çünkü bundan hep bahsediyorsunuz, ben sizi izliyorum. Ama detay vermiyorsunuz. Detay derken yani şöyle, bu 2013'te dünyaya duyuruldu ama blockchain'le beraber giden bir şey. 30 yıllık tarihi var benim gördüğüm. Daha eskisi var mı bilmiyorum. Çünkü Marksizm sürecini başlattım. Yani adam koyuyor ve onun pratiğe dökülmesinde Lenin'i finanse eden Jacob Fish, yani o ekip aynı zamanda Mao'yu da finanse ediyorlar daha sonra süreçte. Yani o ekip, yani o ekol. Şimdi bizler olayları bu doğru bu yanlış, yani iki taraf olarak yapıyoruz. Bu adamların kurgusu ahtapot gibi, hem doğrunun içinde hem yanlışın içinde. Karşılıklı savaşıyor gibi görünüyor, rol paylaşıyorlar. Yani şimdi biz yanlışa baktık, öbür ona küfrediyor, tamam biz buradayız diyoruz, doğrunun yanındayız da. Demin Abdurrahman örnek verdi ya, silah tutmuş diye. Şimdi FETÖ ne diyor? Küfredin bana diyor, talimat veriyor, ele geçmemek için diyor. Şimdi bir kuşak bir yol. 2013'ten sonra dünyanın gündemine oturdu. Zaten bölgemizdeki savaşın ana nedenlerinden bir tanesi bu. Bir kuşak bir yolla beraber, bakın şimdi Avrupa'da yeni bir ödeme sistemi kuruyorlar. Avrupa'da niye? İran'la olan ticaretin, Amerika 5 Kasım'da ambargo koyuyor, petrol ambargosu, EFT'yi kapatırım diyor. İran Amerika'daki EFT'yi delmek için Avrupa bir sistem kuruyor. Türkiye de onu kullanır. Çin de kullanacak, Rusya da kullanacak. Aslında bu dünya finans sistemini kökünden değiştirecek bir olay. Devrim. Çünkü Amerika'nın 20 küsür trilyonluk dolarlık gelirinin 8 trilyon doları üretim, geri kalanı finansdan geliyor. Doların rezerv para olmasından. Dijital uygarlığın parası kripto para. Buna geçiş sürecinde dolar yalpalıyor. Aynı zamanda finansal sistemi de değiştiriyorlar kökünden. İşte Amerikan merkezli EFT Avrupa'ya kayar. Birleşmiş Milletler uzun sürmez. Avrupa'ya taşınır merkez New York'tan. Bu süreçte eğer öyle giderse. Dünya Ticaret Örgütü'nün merkezi Çin'e taşınır. Şimdi bir kuşak bir yol aynen devam ediyor. Niye duymuyorsunuz onu da söyleyeyim. Çünkü Türkiye'den ne dedim yorumcular? Maç sonrası yorum yapıyorlar. Geleceği analiz etmiyorlar. Köprüyü ilk benden duydu Türkiye. Ya bu köprü bu işin şah damarıdır şeklinde. İşte köprünün üstünden geçen tren yolu, bir kuşak bir yolun iki kategorisi var. Birincisi karayolu. Sadece bu bölgemize değil, tüm dünyada yeni bir nefes aldıracak ticaret çektiği. Endüstriyel atölye olarak Çin'e bakıyorlar. Tren 12 günde Londra'ya gidecek. Bu köprüden geçmek zorunda. Deli Dumrul misali, geçenden geçmeyenden para alabilecek konumdayız. Biz güzergah olaraktan. Şimdi İpek Yol sadece ticaret projesi değil. Xi Jinping'in kendi açıklamaları var. Dünya için yeni bir teklif diyor. Yeni bir yönetişim sistemi dünya için. Modern sosyalizm diye bir sonraki aşamaya geçiyor kendisi. Kültürler arası işbirliği, dinler arası işbirliği, dinler arası diyalog falan diyor. Çin'deki olan uygulamaları ben yazdım, girmeyeceğim fazla. Niye Çin, neden böyle diye, ama akıl Çin aklını aşar. Bu akıl 21. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'yi haritaya bakın ayak basmayan, yeri bırakmayan, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'ya ayak basmayı bırakmayan, şimdi de Çin merkezi oyun kuruluyor. Aynı sahneyi göreceğiz. Ne diyor? Şimdi Amerika Hazine Bakanı açıklama yapıyor.
Çin diyor Afrika'yı ahlaksız borçlandırıyor diyor. Çünkü ödeyemezsin. Gelirin yoksa aldığın borcu ödeyemezsin. Neyle verirsin? Limanını verirsin, köprünü verirsin, yolunu verirsin. Şu an kurgu böyle. Bu tefeciler şu an para yağdırıyorlar. Türkiye'de geldiler, gelecekler. Bunu uzun süredir söylüyorum. Şimdi adam finans sistemiyle batıdan oynuyor, doğudan da satın almaya gelecek, ucuz diyor giderek. Bu dünya için böyle. Bu bir geçiş dönemidir. Bir kuşak bir yola Trump ve ekibi burada Boğaz'dan gemi geçerken, savaş gemisi, Amerikan Avrupa kuvvetlerinde geminin silahı köprüye dönmüştü. Ben o zaman dedim ki bak bu adamlar mesajı veriyor, paranoyak mısın demişlerdi. Sonra Avrupa, Amerika'nın Avrupa kuvvetleri komutanlığının Twitter sayfasının arkasında üçüncü köprü vardı. Diyorum ki bak böyle, ya bu işte tesadüfen diyor. İşin insanlar beyin algoritması ona anlamaya yetmiyor, kapasite yetmiyor. Şimdi bir kuşak bir yol olmadan bana göre bu yüzyılda burada ne Irak analiz edebilirsin, ne Suriye'yi, ne edemezsin. Çünkü Çin bir kuşak bir yolda Afganistan'la Guadal Limanı'na anlaşma yapıyor. Suriye ile anlaşma yapıyor. İran'la yapıyor. Venezuela ile yapıyor. Amerika'da Çin'in anlaşma yaptığı her ülkeye çakıyor. Savaş bunun üstüne kurulu. Dünyada denizler Amerika kontrol ediyor. Amerikan ulus devleti. 100 bin gemi hareket halinde kontrol eder. Pasifik'te ne oldu hatırlayın geçen sene. Bir Amerikan savaş gemisi römorka çarptı. Çarpar mı ya? Biri tankere çarptı. Çin'e doğru gidiyordu. Yani Pasifik'e doğru. Biri başka bir gemiye çarptı. 3 tane kaza oldu. Ne diyor bir güç? Çarptırırım gemilerini diyor. Bizim savaş gemimiz yok ama uçak gemimiz. Uçak gemisin artık robot balık silahlar var. Robot. Mesela SİHA'mız yoktu bizim değil mi? Silahlı insansız hava aracımız. Ama şimdi var. Bu yüzyıl aynı zamanda fırsatlar yüzyılda. Bireysel zeka, bireysel yetenek. Küçük yatırımlarla çok şey elde edilebilir. Bir kuşak bir yolu gündemde tutmaya çalışıyorum ben. Bizim medya algılayamıyor henüz ne olduğunu. Bu nedenle yokmuş gibi görünüyor. Oysa ki mücadelenin merkezinde. Başladı. Ne demek başlatılamıyor? Başladı. Üçüncü köprü niye yapıldı? Kanal İstanbul konuşuluyor bak bugünlerde. Hayır, baltalayamıyor işte. Birisi baltalamaya hiçbir şey yapamıyor. Bak Kazakistan'ın alfabesi değişti. Kazakistan Oktava'ya 135 milyar dolara lojistik şehir yapılıyor. Tren girerken o şehre o otomatikmen sistem ekranda görüyor. O trende ne var ne yok. Lojistik şehirler yapılıyor. Proje aynen devam ediyor. Güzergah hazır. Ne yaparsa yapsın. Bunu engelleme şansı yok Amerika'nın. Türkiye'de zaten 3. köprüyü ben söyledim. O amaçla yapıldı. Devlet biliyor. İşte Çanakkale'de aynı şekilde o amaçla yapılıyor. Yani doğudan başlayıp batıdan, batıdan geçecek. Gidecek tren yolu. Şu an bakın şimdi siz Google'a girin tren yolu anlaşmaları yazın. Şu an tüm Afrika'da dünyada tren yolu şeyleri var. Hep bu anlaşma hepsi birbirine entegre edilecek. Parça parça gidiyor. Buradaki temel problem bir kere daha söylüyorum. Bu yüzyılı milletin gözünü açması gerekenlerin önce gözünü açmamız lazım. Çünkü hikaye anlatıyorlar, millete çıkıyorlar. Oysa ki tüm dünya bunu konuşuyor. Abi devam de, ediyor proje. Abi de soruyor, yol nereden geçecek? Arsa için mi soruyorsun onu? Hani bu kadar dünyanın üzerinde savaştığı bir yolun kenarından bir yerden bir arsa almak lazım yani. Eyvallah, anladım. Ama Abdullah Bey'in söylediği televizyonlarda şu anda zaten bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi o. Biz maç bittikten sonra maç konuşmayı seven insanlarız. Maç öncesinde dünyada genelde maçlardan önce yorumlar yapılır. Ardından maç oynanır. Bizde ise maçlar biter ardından biz konuşmaya başlarız. İşte biraz o bakış açısını değiştirdiğimiz zaman son dönemdeki çok basit bir bakış açısıdır ama olayın vehametini anlamak için hani Gezi olaylarında ben bundan 3-4 yıl önceydi aklıma hep şu soru takıldı. Yahu arkadaş bunlar 3. Boğaz'a niye karşı çıkıyorlar? Yani eğer biz 3. Boğaz'ı ortasından tramvay geçen veyahut da Gebze harem hattı gibi bir
tren geçecek diye bakarsak olayı, o manzaranın büyüklüğünü göremiyoruz. Ama bir kuşak bir yol projesini 3. Boğaz'a o proje mantığıyla baktığımız zaman birçok veri ortaya çıkacak. Şu anda dünyanın dört bir tarafında Abdullah Bey'in de söylediği gibi en fazla ihalesi yapılan noktalar köprüler ve tren yolları. Yani bu bir lojistik bir yol hazırlanıyor. Ama bu herhalde biraz daha ete kemiğe büründüğü zaman konuşacağız onu. Büründü. Yani Cibuti'ye gelip askeri üs kurdular. Evet. Afganistan'da yüzyıllık lima anlaşması yaptılar. Kazakistan'da şehir yapılıyor. Türkiye'de ciddi liman görüşmeleri var. Mesela Mersin Limanı'nı görünüşte Avustralyalılar aldı ama arkasında aynı şey var, mekanizma var. İşte Türkiye'de Kanal İstanbul, 3. köprüye talipler, bugün haberlere bakın şey olarak da. Çin'de var. Türkiye'deki spor takımlarını gelecekler. Çin üstünden yeni bir sosyalleşme süreci başlıyor. Dünyada ama başlatan akıllı söylüyorum. 20. yüzyılın birinci yarısı İngiltere, ikinci yarısı Amerika, 21. yüzyıl Çin. Burada aynı akıl var. Buradaki şeyi görmemiz gerekiyor. Bir kuşak bir yol her ülkede devam ediyor. Yunanistan'da devam ediyor. Balkanlarda devam ediyor. Ayrı ayrı ekipler çalışıyor. Daha sonra birleştirilecek. Evet. Yok, o tamam. Soru tamamdır. Diğerleri yoruma giriyor çünkü. Evet. Genç bir arkadaşımız var arkada. Ardından size çok özür diliyorum. Öncelikle gelip katılıp bilgilendirme yaptığınız için teşekkürler. Benim ilk sorum hep şimdiye kadar hep konuşma işte sorunlar üzerine, problemler üzerine hani hep problem ve sorun odaklı oldu. Eğer bu kadar problem ve sorun varsa bir o kadarı da çözüm vardır. Bu işte üst akıl diye bahsettiğimiz bu bütün yapının bunlar için bir çözüm nedir? Ve eğer gerçekten bu kadar büyük bir sistem ve bu kadar büyük planlı programlı bir iş varsa yani gelecekte de bunun acısını ve belli başlı kısmında 21. yüzyılda bunun sonucunda 22. yüzyıl görecek gibi belki yorumlayabiliriz. Eğer öyle olursa bunun 22. yüzyılda ve ileriki dönemlerde hani en sonunda sonuçları nasıl olur acaba? Şimdi soruyu daha toparlamak için bu kadar problem, sıkıntı var. Peki bunun çözümü nedir mi? Daha kısa soru. Şimdi o zaman biz konferansı tekrar baştan bir daha almamız lazım. Ben bir daha cümle söyleyeyim. Buyur. Şimdi onca plan programla FETÖ'yle darbeye kalktıran millet tezgahı başına geçirdi değil mi? Çözümü millettir. Yani bu bizim büyük bir milletimiz var. Tarihi bir hafızası olan, inancı olan. Bu için çözümü Allah'ın yarattığı fırsat üstüne insanın toprağa bağlı olarak da ve nedir hoca hutbeden sonra hep cumada hısıma, akrabaya, yetime sahip çıkın der değil mi? Küreselleşme bireycilik üstüne kurulu. Yani bireyin aileden kopması, hısımdan, akrabadan kopması, çevreden kopması, bilgisayar başında virtual reality denen sanal gerçeklikle muhatap olması. Upgrade diye bir film var. İzle internette Upgrade. Oradaki sahnelere bak. Şimdi eğer millet toplu olursa, bak bizim bu vakıf niye var? Bu Mavire Vakfı niye var? Niye kurdunuz başkan? Toplumun, bizim coğrafyamızda toplum vakıflar üstünden hayra dayalı gider değil mi? Şimdi batıda böyle bir mekanizma yok. Batıda iki şey var. Bir sosyal güvenlik var, bir de kredi kartı var. Kredi kartı derecen bozulursa, eğer sosyal güvenlik zayıflarsa ki zayıflıyor giderekten, sokaklarda yani aç kalmış, sokakta yaşayan insan sürüsü göreceğiz. Amerika'daki bu sayı korkunç diyorlar. Almanya'da da verilere göre giderek artıyor. Batı'da yeni bir dramı göreceğiz. Ama milli gelirimize göre biz çok daha gerideyiz Batı'ya göre ama dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz. Dolayısıyla hısım var, akrabamız var, zekatımız var, fitremiz var, sadakamız var. Bu milli, manevi, kendi değerlerimize sahip çıktığımızda çözüm budur. Hangi teknolojiye sahip olursa olsun bu iş karada biter. Mehmetçiğin girdiği şeyde şehri bırakıp kaçtı Afrin. Tüm büyük yatırım yapmışlar değil mi? Pew araştırma şirketi var Amerika'da. Bir anket yapıyor 2006 yılında. Ülken için savaşır mısın? Japonya'da %11. İtalya'da %18. Fransa'da %23. İngiltere'de %25.
Amerika'da %45, Rusya'da %75, %60 küsür, Türkiye'de %78 diyor. Bak bu darbeden önce. Şu an yapılsa %90 der. 90'ların üzerine çıkar. Dolayısıyla sonuçta bu iş karada biter. Teknolojiyi bizim yapacak gücümüz, zekamız, birikimimiz Allah'a şükür var. Yeni yeni devlet olarak da kendimize geliyoruz. Geldikçe de saldırı o nedenle geliyor zaten. Dolayısıyla mücadele kendi özümüze dönmek. Şimdi Facebook'u kurdu, şeyi kurdu, onu kurdu, bunu kurdu. Yarın bir gün başka şeyler gelişir. Çok önemli değil. Nasıl Facebook'u biz yardım amaçlı kullanıyoruz, sosyalleşme amaçlı kullanıyoruz. Facebook üstünde örgütlenen bir sürü mekanizma var. Bu nedenle şimdi senin şahsının kalkıp buraya gelmesi, bunları dinlemesi, kalabalıkla bir araya gelmesi, bu küreselleşmenin mantığına ters, senin bilgisayar başında oturuyor olman lazımdı. Dolayısıyla bu topluluk hali kaldığı müddetçe istediklerini yapamazlar. Ne diyor NATO komutanı? Dün akşam televizyonda Yusuf Kaplan Hoca söylemişti. Küreselleşme sisteminin önündeki engel İslam'dır diyor. Habertürk'te ben de cevap verdim. Niye öyle diyor? Çünkü bir arada yaşamayı öngörüyor İslam. Evet. Ama küreselleşme bireyi öngörüyor. Bu nedenle ben bu şeyleri adamlar ne kadar uçarsa kaçarsa kaçsın. Bu iş insanda biter. İnsan kendi şuuruna, tarihine sahip çıktığında bir problem yok. Evet. Hocam şöyle başkanım şöyle yapalım mı zamanı da şimdi size şey yapacağım. Başkanım son kaç soru üzerinde gidelim? 9.30 tamam ona göre hareket edelim. Evet buyurun hocam. Medyayı takip ederken gözümüze sık sık yabancı medyayı özellikle transgenderlar işte cinsiyeti değiştirmiş insanlar haberleri çok sık karşılanıyor ki bu toplumda %'ye vurursanız bu kadar haber yapılmaması gereken bir oran. Aynı şekilde her haberin kaynağına illaki bir evrim teorisini sıkıştırıyorlar. Yani geçmişten buluntu yapılan bir şeyin illa kaynağına evrim böyle oldu, evrim sebebiyle şöyle oldu. İşte evrimsel psikoloji diye bir alan başlı başına çıktı. Acaba bu evrim teorisi küreselcilerin bir haberi mi yoksa gerçekten hani evrim var mı? Nasıl? Şimdi burada şöyle. Dünya medyasının %96'sı Amerikan medyasını bana karşı dedi Trump. Bunu Avrupa'yı da sayarız. Medya kimin elinde? Bu bahsettiğim küreselci diye tabir ettiğim inanç olarak pagan olan ağırlıklı burada. Bunlar sosyal medyayı bir eğitim alanı kullandığı gibi medyayı da eğitim, bilgilendirme, yönlendirme amacıyla kullanıyor. Doğal olarak Albert Pike diye bir adam var. 1800 yıllarda yaşıyor. Mazini'ye mektup yazıyor 1871'de. Şimdi mektubun doğru mu yanlış mı orasını demiyor ama 1850'de bunun 1850 tarihli versiyonunu ben okudum. Eskiyi bilemem. 1850'de yazdığı mektupta öngörülerini anlatıyor. Şimdi bu insanlar kendi istediği bir toplum geliştirebilmek için sahte haber, yalan haber, algıyı yönetme üstüne bir medya düzeneği kurmuş. Yani şimdi medyada 10 kişi çalışır, 9'u kendi halindedir, parasının peşindedir. İyi bir haber yakalayayım der ama bir kişi var içeride genelde. Öyle çok kalabalık değil, 3-5 kişiyle koskoca bir ülkeyi hoplatabilirsiniz. Şimdi mesela cinsiyet teorisini bu nedenle söylemiştim. Kadın erkek eşitliği değil, iki kadın evlenirse aile, iki erkek evlenirse aile. Şimdi bu takip ettiğinizde Avrupa Birliği müfredatına 2007'de giriyor. Peki kim soktu bunu? Birleşmiş Milletler'de alıyor. Birleşmiş Milletler kararı nasıl alınır? Biz devlet olarak oraya götürüp dünya için bu iyi, böyle bir karar alınsın demiyoruz. Biz oylamaya katılıyoruz. Tüm ülkeler böyle. Peki kim getiriyor onu oylamaya? İşte mekanizma burada başlıyor. Ne dedim girişte? Think tanklar, enstitüler dedim ya. Burada ne dünya için? Dünya insanı düşünecekse ben düşündürürüm. İnsana ben istediği ayarı veririm. İstediği fıtratı veririm diyen ekibin hazırladığı, eşcinselliği kutsayan, LGBT'yi yeni bir
paradigma, yeni bir çatışma alanı olarak ortaya koyan, Ramazan'da onur yürüyüşü adı altında başlamıştı ya, bu bir projedir. Çünkü insanın hakikati araması engellenmesi için insanın tamamen Lut kavmindeki olduğu gibi bir projedir bu. 2015 Davos'ta 3 tane LGBT oturumu vardı Davos'ta. Ne alakası var deniz değil mi Davos Ekonomik Forumu'nda? 2015 yılında Google, Yahoo gibi şirketler yardım fonlarını LGBT'ye aktarmıştı. LGBT derneklerine. 11 eyalet Obama'yı mahkemeye verdi. Sen bizim aile yapımızı bozuyorsun LGBT ile diye. Trump geldi, LGBT şeyini öteledi. Siz dedi, bizim aile yapımızı bozuyorsunuz. Dolayısıyla bu mücadelede kendiliğinden hiçbir şey olmaz. Bak, bir olay kendiliğinden oluyorsa bir kere haber yapılır, mahallidir. Ama gündemde ısrarla tutuluyorsa, Twitter Türkiye gündemini takip edin. Israrla, aralıklarla mesela Birleşik Dünya Devleti, Dijital Dünya Devleti geliyor ya, ipin ucunu oradan yakalarsınız. LGBT de bir ara çok geliyordu. İstanbul Valiliği yasakladı yürüyüşleri falan, son iki kişidir. Yani bir kurgu var. Burada şimdi medya kurgusunda da, birçok kurguda da insan bakıyor. Abdurrahman benim gibi, o benim gibi, bu benim gibi. E kim yapıyor bunu diyorsun? E bir kişi var işte. Bu da kripto yönlendirme hikayesi. Yani gündemde tutulması nedeni, şimdi ne, bak Albert Pike diyor ki, biz diyor Birinci Dünya Savaşı'nda komünizmi yaymamız lazım diyor mektubunda. İkinci Dünya Savaşı'nda bu faşistlerle komünistleri kapıştırmamız, yani Avrupa'nın şeyini yapmamız. Üçüncü Dünya Savaşı nerede diyor? İkincisinden sonra kurulacak İsrail'le bölgedeki Müslüman ülkelere kapıştırıp birbirini yok etmesini sağlamamız lazım diyor. Yani Darwinizmin, şimdi Marx Engels'in mektuplaşmaları var. Orada diyor ki Darwin diye biri var diyor. Biz ekonomik yönden ortaya koyuyoruz da insan nasıl ortaya çıktı? Buna da bir teori lazım. Sosyal Darwinizmi öyle örgütlüyorlar. Darwin'in dediği şey aslında daha başka bir şey. Çok detaya girmiyorum. Evet. Şimdi devam edeceksiniz. Cinsiyetle alakalı geçen çok ince bir nokta olduğu için üzerimde sorumluluk hissediyorum. Şu son dönemde bizim Müslümanlarda şöyle bir hava başladı. Saygı duyma havası diye bir şey var bizde. Biz her şeye saygı duymaya başladık. Müslümanın böyle bir kimliği olamaz diye düşünüyorum. Geçen televizyon programında LGBT ile alakalı ne düşünüyorsunuz sorusuna ben çok... Bir kuşak bir yol her ülkede geçiyor. Sadece Türkiye'de değil. Şimdi her ülkeyi hedef alıyor. İpek yolu baz alarak dedim ben. Yok, İpek yolu baz alarak değil. Bunlar adı yeni İpek yolu. Adı bir kuşak bir yol zaten. Tüm dünyayı kapsıyor. Yani Latin Amerika'ya da gidecekler. Şimdi Avustralya'ya da gidecekler. Mesela Hint halk kıtasından geçen Türkiye'den de geçer mi? Bir şey olur. Şöyle olur mu? Çok özür diliyorum hocam. Bu bir kuşak bir yol projesini bir tabiri caizse doğalgaz boru hattı gibi düşünmeyelim onu. Yani şöyle söyleyeyim, Hindistan tarafında olan o güzergahın adı da bir kuşak bir yol, Türkiye'den geçen. Ama buradaki Türkiye'nin önemli rolü şurası, iki kıtayı birbirine bağlayan o stratejik bir noktada olduğu için Türkiye bu proje içerisinde yani bu önemli bir yerde. Birbirinin alternatifi tabii. Entegre bir sistem. Tabii yani her tarafa, dünyanın her tarafına giden yolun adı bir kuşak bir yol projesi. Hani bir doğalgaz boru hattı gibi veya bir tren yolu, hani düz devam eden bir tren yolu olarak da düşünmeyelim onu. Çünkü olayı basitleştirmiş oluruz. Tamam.